Evet, Gelecek Bilim'denin sevgili izleyicileri, hoş geldiniz. Gene hafta içi öğlen aranızdasınızdır belki, çalışanlar için, okulda olanlar için. Çok heyecanlı bir günle yine beraberiz. Dün tıp ve fizyoloji Nobel ödüllerini konuştuk. Ezgi Altınışık geldi, yorumladı. Bugün de Nobel fizik ödüllerini konuşacağız. Benim ilgimi çeken, en az tıp kadar ilgimi çeken, merak ettiğim bir parça. Nobel ödüllerinde. Bugün de Princeton Üniversitesi'nden Doktor Tansu Daylan gelecek. Ödül açıklandıktan sonra o da tabii ki bizimle birlikte öğrenecek ve ilk anda böyle sıcağı sıcağına ilk andaki görüşlerini bize iletecek efendim. Böyle en yetkin ağızdan göreceğiz. Seste görüntüde sorun var mı? Onu alalım hemen chatten. Sizin de tahminleriniz varsa fizik ödülünün kime gideceğiyle ilgili hemen onları alalım. Bu şekilde başlayalım. Şimdi ben bakıyorum bir yandan şey başladı ama henüz komite gelmedi. Ekrana vereceğim zaten ve anlık bir şekilde, simültane bir şekilde çevirmeye çalışacağım. Bu şekilde. Kimler bizi nerelerden izliyor? Hemen onu alalım chatimizden. Şu an önemli sayıda insan görüyorum chatte. Çok güzel ilgilenen, fizikle ilgilenen, Nobel'le ilgilenen kişileri görüyorum. Nerelerden izliyorsunuz? Nerede, ne durumda izliyorsunuz? İşte ben iş yerindeyim, iş yerinden kaçak izliyorum. İşte öğle arasındayım, izliyorum. Şu şehirdeyim, bu şehirdeyim gibi. Mesela zaman dilimi uzakta olan var mı? Garip bir saate denk gelen var mı? Onları da merak ediyorum. Ve birazdan da zaten şeye bağlanacağız. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'ne, Stockholm'e bağlanacağız efendim. Sakarya'dan izliyorum, evden izliyorum demiş Şevval. Bu arada ben de hemen duyurularımızı yapayım. O arada sizden cevaplar gelirken Gelecek Bilim'de kanalını izliyorsunuz efendim. Ben Deniz Cevdet Acarsoy, Burak Çankaya diğer kurucumuz ve bir sürü ekibimizle 40'ın üzerinde gönüllümüzle size bu yayınları ulaştırmaya çalışıyoruz. Mesela bu yayının sosyal medya duyurularında Mert Çıkla ve Aybüke Er çalıştı. Reji tarafında yani afişlerin hazırlanması, yayının kurulması, sonraki kısımlarda Buse Kukuloğlu ve Berke Kabasakal ve ekibi, reji ekibi çalıştı. Ve benzeri bir sürü arkadaşımız, adını unuttuğum olabilir. Ve buradan bir sürü kişinin emeğiyle size bu yayını getiriyoruz. En az benim kadar. Ben önde duruyorum, kamera önünde duruyorum ama en az benim kadar onların da emeği var. Onlar da gurur duyabilirler bu güzel yayınla. Neler varmış bakalım. İstanbul'dan izliyorum, İzmir'de evden izliyorum demişler. İzmit'ten izliyorum, Hollanda'da ofisten izliyorum demiş Burak. Kaçak değil, tamam. Zoom'dan ders işliyoruz, açtım izliyorum yayını. Bir ders için canlı Nobel fiziği kaçıramam demiş. Wow, çok güzel, öncelikler. KPSS, onu aralarında konuşuyor. Cevdet Hocam iyi yayınlar, Antalya'dan selamlar. Oo, Legendarium Türkiye ekibi gelmiş, çok severiz kendilerini. Zaten birlikte yayınlarımız da var biliyorsunuz. Bizim kanalda da var, onların kanalda da var. Takip ediniz. Cem, Dilek abla ve Zafer abilere selamlar. Bu yılın en heyecanlı anı sanırım demiş. Babam izliyor arkadaşlar. Bakın, desteği görün. Çalışırken izliyorum demiş babacığım. Peki, birazdan bahsedeceğiz şimdi. Konuşacağız. Daha da yazsınlar bakalım. Nerelerden izliyorsunuz? Fen bilimleri öğretmenliği çalışıyormuş. Yüzüklerin Efendisi. Antalya'ya geliyor Burak. Evet, belki buluşursunuz. Güzel olur. Dediğim gibi Princeton Üniversitesi'nden Doktor Tansu Daylan gelecek. Çok sevdiğimiz, hiçbir zaman da bizi kırmayan, birçok yayınımız olan. Yani biz Tansu Hoca canımız ciğerimiz. Tansu Hoca ile biz uçuş yayını bile yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Aratın YouTube kanalımızda. Uçuş simülasyonunda uçarken, kahve içerken sohbet bile ettik yani. Hani Tansu Hoca ile çok yayınlarımız var. O da sağ olsun kırmadı. Onun için saat Amerika'da sanırım 4 veya 5 olacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani bizim yayınımız için uyandığı saat. Hani ben size desem ki şimdi ya Gelecek Bilim'de yayınına çıkacaksın. 4 gece 5'te kalk. Kalkar mısınız? Bir düşünün. Öyle kıymetini anlayın bizim için Tansu Hoca'nın. Peki bakalım neler. Osmaniye ders arasından izliyorum demiş. İstanbul Tekirdağ giderken yolda izliyorum demiş. Çok güzel. Hatay yazmış Burak. Güzel. Bakıyorum chat'e şöyle bir genel olarak. Çok güzel. Şimdi yayın başlamak üzere. Gazeteciler toplandı. 11.45 diyor. O yüzden şöyle bir 10 dakikası falan daha var sanırım. Biz biraz erken açtık. Ben orada size şeyden bahsedeyim. Nobel'le ilgili ilginç bilgileri merak ediyorsanız bakın biz daha önce bunun yayınını yaptık. Hemen göstereyim burada. Bizim kanalımızda Gelecek Bilim'de de Nobel ödüllerinin ilginç hikayesi diye aratırsanız ben de şimdi chat'e atıyorum linkini.
Kapatayım. Bunu geçen sene mi yapmışız? 2022 sene evvel yaptım ben bu yayını yapmışım. Nobel ödüllerinin ilginç hikayesi. 25 dakikalık. Bakın burada şeyden görebilirsiniz. Yani Nobel 2020 yayınları, Nobel ödüllerinin ne olduğu, Alfred Nobel kim? Yani ismini alan kişi kim? Ölüm taciri mi yoksa değil mi? Vesaire. Buna bakabilirsiniz. Çelişkili durumlar var. Ona bakabilirsiniz. Nobel'in vasiyeti ne? Tam olarak vasiyetinde neler söylediğini, bunları da görebilirsiniz efendim. Bu şekilde bakabilirsiniz. Burada çok ilginç bilgilerden de bahsediyoruz aslında. Mesela Nobel ödülünü iki kere alanlar kimler? Nobel Laureate deniyor. Laureate kelimesi nereden geliyor? Bu Nobel Laureate'ıyla Roma dönemindeki kafaya takılan, Sezarların kafaya taktığı tacın ne alakası var mesela? Hayatında iki kere iki farklı dalda Nobel alan tek bir kişi var. Bu kim? Nobel ödülünü çok alan bir aile var. Bunlar kim? Bazı yıllarda Nobel ödülü verilmedi mesela. Niye verilmedi? Ya da Nobel ödülünü kabul etmeyen bazı yani böyle şeyler var. Koca yürekli mi diyeyim artık? Böyle cesur insanlar var, böyle değişik insanlar. Onları hepsi hakkında konuşacağız. Konuştuk yani. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ödülden önce de sonra da izleyebilirsiniz. Hiç onun sıkıntısı yok. Güzel, belki izleyebilirsiniz bunu. Eğer mesela YouTube Premium abonesiyseniz zaten izleyerek bize, sadece izleyerek destek olmuş oluyorsunuz. Reklamları izlerseniz zaten yine destek olmuş oluyorsunuz. Yine bakın ne yapabilirsiniz? Bir seferlik gönlümden koptu diyeceğiniz destekleriniz için Super Chat, şu anda Super Chat veya stickerla bir seferlik destek olabilirsiniz. Veya ya ben çok seviyorum sizi, yayınlarınız devam etsin. İşte Restream kullanıyorsunuz, StreamYard kullanıyorsunuz. Bunların şeylerinde benim de tuzum olsun diyorsanız o zaman da abone olabilirsiniz. Katıldan bize katıl üyesi olarak destek olabilirsiniz efendim. Onun haricinde ya benim öğrenciyim, benim durumum el vermiyor maddi destekte bulunmaya. Okey, hiç sorun değil. O zaman da yayınları paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza bak gelecek birinin yayını var ha falan diyebilirsiniz. Bunların da bize çok büyük artısı var. Bizi çok sevindiren şeyler efendim. Umut Demir selamlar, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Umut. Bakalım. Ankara'da oturuyormuş Hamza. İleride ben de kazanırım hevesiyle izliyorum. Neden olmasın? Yani Aziz Sancar da Türkiye'den çıkmış bir Nobel kazananı biliyorsunuz. Bilim alanında düşündüğümüzde. Bakalım. Öğlen arasında Hatay'dan izliyorum demiş Nurten. Chat'e biraz daha detaylı bakıyorum. Evet. Papara mı? Para para mı? Kartınız varsa öğrenci olduğunuzda %50 indirimli YouTube Premium alabiliyorsunuz. YouTube Premium ben de kullanıyorum. Çok güzel. Çünkü reklam izlemiyorsunuz. Arka planda dinleyebiliyorsunuz. Yani bir program, mesela bu programı podcast gibi de dinleyebilirsiniz. Öyle bir artısı var. İndirebiliyorsunuz. Hani böyle artıları var. O yüzden güzel oluyor. Yani ama hani katıl üyesi olmadan da Super Chat, sticker, bunları yapabilirsiniz. Bunlar açık arkadaşlar. Bu arada bazı kanallarda aşağıda teşekkür butonu gelmiş. Bu şu anlamda aslında. Canlı yayını kaçırdınız ama bir seferlik destekte bulunmak istiyorsunuz. O zaman teşekkür tuşu çıkıyorsa yine oradan bir seferlik destek bulunabilirsiniz. Bu yayın özelinde arkadaşlar. Ben aldım mesela, dersleri reklam girmeden izliyorum demiş Şevval. Evet, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da duyurmuş olalım. O da birazcık hareketlendi. Ben ekrana vereyim yavaş yavaş. Şeyi bana söyleyin olur mu? Onların sesi benim sesimin üzerine çıkıyor mu diye baştan söyleyin. Hemen onu da ayarlayalım. Şöyle kendimi de şöyle alacağım. Daha büyük size göstermek adına. Evet. Çok güzel. Onların sesini ben biraz kısacağım arkadaşlar. Size yayına kısacağım. Bana gelecek ama size az gelsin. Benim sesim çıksın. Simültene tercüme ile ilgili. Bir de Tansu Hoca'ya bakayım. Evet, linki attım. Tamam. Çok güzel. Chat'e bu arada bakın. Şu chat'e aynı anda verebiliyor muyum? Ha, verebiliyormuşum. Tamam. Biraz da chat'e bakalım bu arada. Beklerken. İyi yayınlar. Dünkü yarın yayın harikaydı. Fizik ödülleri daha çok tartışmaya açık olacaktır. Umarım Cesu birkaç soru sorar salondakiler demiş Anıl Murat Keskin. Evet, dün aslında biraz cesur sorular soruldu. Mesela Pabö aldı. Dedik ki yani bunu yapan, bu DNA, antik DNA yapan başkaları da var. Neden bu adama verdiniz diye böyle cesur sorular oldu. mRNA konusu açıldı.
Ama orada şey dediler, biraz da haklılar. Yani şimdi ödülü alan biri var. Sen mRNA diyorsun, hani bir ayıp bir şey orada bir çıt, ama biraz da merak ediyoruz. Ama onun sebebi aslında mRNA'nın bilimsel araştırmadaki sonuçların üzerinden bayağı bir yıl geçmesini bekliyor Nobel Ödül Komitesi. Neden? Çünkü zamanında bu videoda anlattım. Chat'te linki olan videoda anlattım. Mesela şeyde düşündüğünüz zaman bir konuya mesela Nobel veriyorlar, sonra yanlışlanıyor. Çünkü bilim böyle ilerleyen bir şey. Bir şey düşünüyoruz, bir 10 yıl sonra 5 yıl sonra yanlış olduğu çıkıyor. Böyle bir durumda, böyle bir ortada kalmamak için Nobel Komitesi biraz bekliyor. Yani zamanın testine tabi tutulsun. Diğer bilim insanları orayı, o konuyu iyice böyle irdelesin, şey yapsın, hatasını bulsun falan gibi bir bakıyorlar. Bu açıdan da birazcık zaman veriyorlar. Hani bu iyi bir şey bir açıdan. Kötü noktası da ne, bazen hak eden kişiler hayatta olmuyor zaman geçtiği için. İşte mesela Stephen Hawking ile ilgili en çok söylenenlerden biridir. Bu açıdan da hani şey durumu var baktığınızda. Hani geciktiğinde de ölüyor. Öldüğü zaman da Nobel'in kurallarına gereği veremiyorlar ölmüş birinin Nobel ödülünü. Yani ölümden sonra veremiyorlar. Kendisi çok sevdiğim bir isim olduğu için Marie Curie tercihinde bulundum. Hoş buldum, teşekkür ederim demiş. Yeşil Zaman bize abone olmuş. Evet, ben buradan göremiyorum. Şeyden göreyim, YouTube tarafından bir açayım. Oradan görebilirim. Onu anons etmeyi unuttum. Çünkü listeyim bana bunu göstermiyor. Ama şuradan açacağım şimdi. O şeyleri de göreceğim arkadaşlar. Şuradan YouTube'un... buradan açarsam göreceğim. Evet, tamam. Mesela evet, şimdi görebiliyorum. Ori Beros, Maxwell seviyesinde desteğe gelmiş. Çok teşekkürler. Yeşil Zaman Curie seviyesinde desteğe gelmiş. Çok teşekkürler arkadaşlar. Onları buradan görebiliyorum. Evet. Peki. Chat'i şöyle kapatayım çünkü yavaştan başlayacağız. Sesi de açtım. Başladıklarında bize şey gelecek. Burak, mikrofon paralarım çıkıyor demiş. Evet, aslında cidden bu arkadaşlar. Hani biz bu konularda şeyizdir. Ne derler? Açığızdır yani. Hani transparanızdır. Hani mesela benim şu kullandığım HyperX mikrofon bayağı işi değiştiriyor. Çok daha kaliteli ses veriyor. Dinledim sonradan yayını. Şimdi bunun nasıl, ne sayesinde? Sizin yaptığınız bağışlar sayesinde. Yani katıl üyelerimiz, tek seferlik destekler, izleyip reklamları izleyen kişiler sayesinde aslında bu mikrofonu alabiliyoruz ve size daha kaliteli ses verebiliyoruz. Adayları nereden görebiliyoruz? Adaylar aslında arkadaşlar belli bir şeylere açıklanmıyor diyebiliyorum ben. Ama hemen bir bakayım. Nomination Physics Prize diyeyim bakayım. Evet, adaylar arkadaşlar, evet, düşündüğüm gibi adayların kim olduğunu 50 yıl geçmeden açıklamıyorlar. Yani adaylar var, aday gösteriliyor davetle, yani Nobel Komitesi davet ediyor, aday olunuyor. Fakat kimleri aday gösterdiklerini açıklamıyorlar. 50 yıl sonra bu açıklanıyor ancak. Dolayısıyla bu günkü mesela adayları biz 50 yıl sonra bilebiliriz ya da Nobel Komitesi'ndekileri bilecekler. 70 değil 50 yıl sitesinde bu yazıyor arkadaşlar. Bunu peki nomine edebilecek, aday gösterebilecek kişiler mesela Kraliyet, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin üyeleri olması gerekiyor. Nobel Komitesi'nin üyesi olması gerekiyor. Bu yapabiliyor. Daha önceki bir Nobel ödülü kazananıysanız siz fizikte, ama ancak fizikte daha önce kaldıysanız, ödül aldıysanız siz aday gösterebiliyorsunuz. İsveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve Karolinska Enstitüsü Stockholm'dekiden tenure, yani uzun süreli profesörseniz fiziksel bilimlerde siz aday gösterebiliyorsunuz. Yine bu anlattığımız üniversitelerdeki bilimler akademisine üyeyseniz gösterebiliyorsunuz. Ya da bazen de böyle çok meşhur dünyadan, hani meşhur derken hani önemli bilim insanlarına şeyler geliyor. Nobel Komitesi diyor ki bize Nobel Fizik'te aday gösterir misin gibi bir davet yapıyorlar bu şekilde. Stockholm'de veriliyor bu ödül. Her ödülün başka yerde olduğu durum var Ömer. Mesela dünkü galiba tam Stockholm'de değildi, başka bir yerdeydi. Hep aynı yerde veriliyor. Bina, yani o salon başka bir salondu. Bugünkü fizik ödülleri Karolinska Enstitüsü'nde veriliyor. İsveç'te şeyde, bu odada veriliyor arkadaşlar.
Adaylar aday olduklarını biliyorlar mı? Alana kadar bilmiyorlar. Ödülü alan biliyor sadece. Yani sen aday oldun denmiyor. Bakalım sorulara bakıyorum şimdi. Evet. Çok az kaldı artık. Bakıyorum saate. Tamam, şu an artık başlayacak ve biz canlı çeviriyle şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Yayını beğendiyseniz şu ana kadar bile işinize yarar bir şeyler öğrendiyseniz desteğe bekleriz. Beğenebilirsiniz yayını aşağıdan. Bizim için iyi olur çünkü YouTube algoritmasına bir veri girmiş olur yayınla ilgili. İnsanlar da arattığında Nobel, ya bugün Nobel verilmiş, nedir bu konu dediğinde hani orada yukarıda çıkmış olur. Evet, şimdi şey geliyor, gördüğünüz gibi görevli isimleri koyan önlerine kişi geliyor. Demek ki yavaş yavaş komitede gelecek. Gazetecileri görüyorsunuz, yerde oturan gazeteciler var. Burada genelde zaten şeyi görüyorsunuz. Mesela Associated Press'ten önemli bir basın ajansı. Ondan işte BBC'den, İsveç kanallarından falan kişiler geliyor ve şeyi dikkatinizi çekeceğim. Hep aynı kişi geliyor her sene. Ben 3 senedir izlediğim için biliyorum. Bu konuda bilen bir muhabir yolluyorlar. O önemli. Evet, geldiler arkadaşlar. Ses bana gelmiyor henüz. Bakalım. Hans Ellegren, Eva Olson, Tors Hans Hansen. Bu üç kişi var şu anda Nobel Komitesi üyeleri. Hans Ellegren şeyli. Välkomna till Kungliga Evet. Vetenskapsakademin och Hoş geldiniz. Nobelpreskonferensen när vi ska presentera İsveççe söylüyor årets tabii. Nobelpris i fysik. Heyecan dorukta. Welcome to our Sesimi Swedish Academy of üzerine çıkmıyor değil Sciences mi? Onu for söyleyin, this yazın press chatten. conference when we will announce this year's Nobel Bu Prize in yılın Physics. Nobel We will keep kazananını our açıklayacağız. tradition and begin the presentation in Swedish and İlk başta begin İsveççe with the söyleyeceğim, Q&A. kurallar gereği. You are of course later on welcome to ask questions in either of Daha the two languages. sonra İngilizce ya da Jag İsveççe heter soru Hans Ellegren. sorabilirsiniz. Jag är ständig sekreterare här på Kungliga Vetenskapsakademin. Till höger om mig här sitter professor Eva Olsson som är ledamot av Nobelkommittén i fysik. Och till vänster Enes professor teşekkürler, Tors Şeyma Hans Hansen, teşekkürler också ledamot desteğiniz av için. Nobelkommittén i fysik och sakkunnig inom ämnet. My name is Hans Ellegren. Benim adım Hans I'm the Ellegren. Secretary General of the Royal Swedish Academy Fizik of Sciences. komitesinin başkanıyım. And to my right is Professor Sağ Eva tarafımda Olsson, member of the Eva Nobel Committee Olson in Physics. profesör, fizik And to my profesörü. left, Sol Professor tarafında Tors da Hans Tors Hansen, Hans also member of the Hansen. Nobel Committee O da in fizik Physics komitesinin and üyesi. expert in this field. Ve bu alanda uzman. Şimdi ödülün verileceği alan. Årets pris handlar om kvantmekanikens kraft. Mekanikle ilgili bir şey dedi ama. This year's prize Ha. is about the power of quantum mechanics. Kuantum mekaniği ile ilgili. Hadi bakalım. Ümit de Kungliga gelsin ya. Vetenskapsakademin Kuantum bilir har idag Ümit. på morgonen beslutat att utdela 2022 års Nobelpris i fysik i lika delar till Alain Aspect, Université Aspe. Paris-Saclay och Üf, École üç Polytechnique kişiye. Palaiseau, Frankrike. Alain Aspect, John Yvonne Clauser, F. Anton. Clauser, J.F. Clauser and Associates, Walnut Creek, Kalifornien, USA Anton och till Anton Zeilinger, Universitet Wien, Zellinger'e Österrike. verildi. Vi tilldelas priset för experiment med sammanflätande Dolaşık fotoner fotonlar som gördüm. påvisat brott mot Bell-olikheten Hala şu an och İsveççe kommit arkadaşlar. väl Şimdi açıklayacağız. tilltals informationsvetenskap. İngilizcesini. Hadi bakalım. The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning İsveç decided Kraliyet to Bilimler award the Akademisi bugün karar 2023 verdi Nobel ki Prize in Physics Fizik equal Ödülü share 2022 to Alain Aspect, Aleaspe Université Paris-Saclay Paris and École Üniversitesi Polytechnique Palaiseau, France. Politeknik'ten, Fransa'dan John F. John Clauser, F. J.F. Clauser Clauser and Associates, Walnut Creek, California, USA. Kaliforniya'dan And to Anton ve Anton Zeilinger, Zellinger, University of Vienna, Viyana Üniversitesi Avusturya'dan. they receive the prize Bu ödülü üçü for paylaşıyor. experiments with entangled photons, Dolaşık establishing the violation of Bell inequalities, Bell'in pioneering quantum information eşitsizliklerinin science.
ihlal edilmesi konusunda dolaşıklık fotonları ile ilgili yaptığı deneylerle aldılar. Kuantum bilgi bilimi çok hızlı gelişen bir alan. Veri güvenliği, kuantum işlemesi konularında çok önemli potansiyel etkileri var bu alanın. Kuantum mekaniği ile ilgili. Bu alanın yaptığı tahminler yeni bir dünyaya kapılarımızı açtı. Ölçümlerimizi nasıl yorumladığımızı da değiştirdi. Ölçülebilir, sayılabilir, mantıklı alanlarda bunları ölçebiliyoruz. Einstein ve Niels Bohr'un felsefik olarak tartıştığı şeyleri. Ve bu üç kişi bu alanlarda test edilebilir tahminleri öne sürdü aslında. Bu yılki ödül, çığır açıcı işleri onore ediyor. Alan Aspect, Clauser, Anton Zellinger. Bell inequality diye bir şey varmış arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Öğreniriz bunu şimdi. Bu konudaki zorlu şeyleri, yani bunun üzerine gitmişler. Şimdi burada anlatacak aslında Hans. Detaylı bir şekilde anlatacak ne olduğunu. Biz de anlayacağız sizle birlikte. Haydi bakalım. Genelde güzel hazırlıyorlar bu sunumları. Einstein dedi ki, bir arkadaşını, bir meslektaşına mektup yazarken demiş ki, Tanrı zar atmaz. Bunu söylüyor. Bu çok meşhur sözü. Kuantum fiziği çok başarılı oldu atomları vesaire açıklarken ama aynı zamanda bir o kadar da garip. Mesela elektronun nerede olduğunu tam olarak söyleyemiyor. Sadece nerede olabileceğinin ihtimalini veriyor. Einstein düşündü ki aslında güzel bir teori tam olarak bize keskin bir şekilde nerede olduğunu söylemeli ama kuantum teorisi bunu söyleyemiyor diye eleştirdi aslında. Herkes buna tabii kabul etmedi. Kuantum mekaniğinin kurucu babalarından iki tanesi Niels Bohr ve Edwin Schrödinger bu haliyle kuantum mekaniği okeydi, güzeldi. Böyle kabul etmemiz lazım. Çünkü gerçek böyleydi. Yani bu garip olabilir ama gerçek budur, diyor. 1935'te Schrödinger tarafından yazılan bu makalede Einstein tarafından o yıl yine yazılmış bir makaleye cevap vermişlerdi. Einstein ve arkadaşı bu yazdığı makalede bir düşünce deneyi yapmışlar. Neden kuantum mekaniğini tam olarak açıklamadığına dair. Einstein-Podolsky-Rosen deneyi diye geçiyor bu. İki tane dolaşık parçacık, entangled parçacık alıyoruz. Birini Alice'e veriyoruz, birini Bob'a veriyoruz. Bu parçacıkların bir özelliği var, spin dediğimiz. Spin sadece iki değer alabilir, art veya eksi. Ya da dönüş yönü de diyorlar. Mesela Alice'e baktığında bir artı bir eksi, bir artı bir eksi böyle bir rastgele sıralama görüyor. Bob da görüyor. Ama garip olan şey, bunlar bu iki kişi Alice ile Bob ölçüm yaptığında ve bunları kıyasladığında birbirinden çok uzaktalar. İki parçacık bunlar. Ama bunları ölçtüğümüzde birbirine zıttı çıkıyor. Biri artıysa biri eksi çıkıyor. Mesela kuantum kartlarım var elimde.
böyle gösterelim. Bunları karıştırdık, entangle ettik yani dolaşık yaptık. Şimdi ikisini ayırdım. Şimdi ikisi de bir cevap veriyor. Bir tarafta artı var, bir tarafta eksi var. Tamam, şimdi bir başka set alalım. Yine kuantum kartları, yine ayırdım. Bir tarafta artı, bir tarafta eksi. İkisi de aynı. Hangi işarete sahip olduğunu nereden bilecekler? Şimdi burada bir numara var. İçleri kapalıymış. Şimdi açtı içini. Bir tanesi artıydı, bir tanesi eksiydi. Her birinde bir artı, bir eksi vardı. Her zaman bir artı ve bir eksi vardı aslında. Nereye gittiği önemli değildi. Aynı şekilde kuantum mekaniğinde de böyle olduğunu söylüyorlar. Aslında içinde gizli bir bilgi vardı. Doğa acaba bir şakacı mıydı, bir numaracı mıydı? Ya da belki de kuantum mekaniği tamamlanmış değildi. Bu tabii doğal bir düşünme şekli. Einstein tabii severdi bunu diyor. Yıllar harcadığımızda, 10 yıllar belki de, kimse bu bahsettiğimiz deneyi açıklayacak bir teori bulamadı 10 yıllardır. Felsefik bir soruydu tabii. 1964'te John Bell çok büyük, çok muazzam bir keşifte bulundu. Kuantum mekaniğin tahminleri herhangi başka bir teoriden açıklanamaz aslında. Ne kadar karmaşık olursa olsun kuantum mekaniğinin tahminleri bir teori tarafından açıklanamaz gibi bir şey söylemiş. No, the quantum information about the state is in the full entangled state. Ha, Bell diyor ki bu bilgi bir parçacık ya da öteki parçacıkta değil bu özellik. İkisinin toplamında yani şey olmuş, dolaşık olmuş. Şimdi burada Clauser ödülü alanlardan biri hadi bunu deneyelim demiş laboratuvarda. Clauser, Horn, Shimoni, Holt. Bell'in bu düşünce deneyini laboratuvarda yapmışlar. Tabii tek başına değil, collaboratorları var, çalıştığı insanlar var. Bu deneyin bir versiyonuyla gelmişler. Yaptılar. Aynı zamanda Bell'in deneyinde de çalıştığını gördüler kuantum deneyini. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Ama, bir ama var. John Bell'in açıkladığı 1965'te. Şimdi Alice ile Bob dedik ya, biri artı biri eksi. Birbirine sinyal gönderememeleri lazım. But in 1976, Alain Espert. Ha, şimdi bakın üst üste geliyor görüyor musunuz? Biri deneyi yapıyor, öteki oradan alıp devam ediyor. Bilim böyle. Diğer ödül alan Alain Aspect geliyor. Yine bunu deneyde yapıyor. Yine kuantum mekaniği. Bu deneyin testinin sonucundan şey çıkıyor. Bilmiyor muyduk kuantum mekaniğinin çalıştığını? Niye bu kadar büyük bir olay yapıyorsunuz bundan diyor. Schrödinger'den bir makale var. Kuantum mekaniğinin, ben bu dolaşıklığı kuantum mekaniğinin herhangi bir özelliği değil ama en önemli özelliği olarak görürüm demiş Schrödinger. Bu önemli bir parçası yani. Buradaki temel felsefi etkilerinin dışında yani evrenin çalışma sistemiyle dışında bu yapılan deneyler, Clauser ve Aspect tarafından yapılan deneyler
of the physics community. Fizik topluluğunun, dünyadaki fizikçilerin gözünü açtı aslında. Tools for creating and ve manipulating and measuring ve bu bell state'leri dedikleri bell durumlarını, bu dolaşık durumları ölçmeyi ve manipüle etmeyle ilgili araçları verdiler aslında. Ve bu aslında bir bilgi, yani kuantum bilgisi. Bu bir kaynak, bunu kullanabiliriz. Bir sürü örneği var ama bir tane vereceğim. Üçüncü alana geliyorsun, üçüncü paylaşan kişiye geliyoruz. Bakın hep üst üste ekleniyor yapılanlar. O da Zellinger. Yani bu bilgiyi nasıl kullanırız gibi aslında. Kuantum ağı nedir? Burada nodlar var, küçük böyle parçalar var network üzerinde, ağ üzerinde. Bunlar dolaşık, kuantum dolaşıklığa sahipler. Mesela şifreleme cihazlarında olabilir. Aslında kolay kırılgan bir şey bu, dolaşıklık. Hemen parçalanabiliyor, hemen kopabiliyor. O yüzden burada bir şeye ihtiyacımız var. Burada işte dolaşıklığı güçlendirmenin yolunu bulmuş Anton Zellinger. Swapping, değiştirme diyor. İki tane bell şeyimiz var, çiftimiz var, yani dolaşık parçacık. 1, 2, 3, 4 var. 1 ile 4'ü uzağa gönderiyorsun. Çok ilginç. Çok güzel. Bakın 1 ile 2 dolaşıktı, 3 ile 4 dolaşıktı. 2 ile 3'ü de dolaşık yaparsanız 4 tanesi birden dolaşık oluyor bir anda. Bu çok önemli bir şey. Mesela veriyi göndermek için optik fiber kullanabiliyoruz. Mesela bunun çok güzel bir örneğini verelim. 2018'de kıtalar arası bir kuantum bağlantısı kuruldu. Çok ilginç, ben bunu bilmiyordum. Çinlerin Mikius kuantum uydusu Graz'da var, Avusturya'da. Qinglong, doğru okuyorsam. Bir de Nanshan. Nanshan, pardon. Şimdi en önündeyiz bu araştırmanın. Üç tane fizikçiyi onurlandırıyoruz burada. Öncü deneyleri yüzünden. Neyi gösterdi bize? Bell çiftlerinin ilginç, garip dolaşık dünyası sadece bir atom altı, bir atomların dünyası değil ve mistik bir şey değil, bilim kurgu değil, ama gerçek dünya, yaşadığımız dünyanın kendisi. Dünyanın her yerinden araştırmacılar şimdi bu dolaşıklığı ve Bell çiftlerini kullanarak böyle kendi meraklarından ortaya çıkan araştırmalarla ve çok değişik uygulamaları oluyor. Mesela iletişimle ilgili. Teşekkür ederiz demişler. Arkadaşlar, çevirirken duramadım ama hemen söyleyeyim. Bu dayı almadı, bu arkadaşımız almadı. Üç kişi aldı, bu kişi açıklıyor sadece. Onu söyleyelim. Şimdi sorular. Alanlardan biri telefonla bağlandı, Zellinger. Bağlandı. Ödülü alan kişi konuşuyor şu anda. Seilinger. Günaydın. Lütfen tebriklerimizi kabul ediniz. Dedi. Çok teşekkür ederim. Sizin telefonunuzu almak çok nazikçeydi, çok güzeldi. Hala şoktayım. Çok pozitif hissediyorum, çok iyi hissediyorum. Şaşırdınız mı telefonu almaya? Evet. Evet, şaşırdım. Bayağı şaşırdım. Thank you. Teşekkürler.
I'm sitting here in the session hall of the Royal Swedish Academy of Sciences and Kraliyet Bilimler Akademisi'nin konferans salonundayım şu anda. Yanımda bir sürü gazeteci var. İsveç'ten ve uluslararası medyadan. Soru almak ister misiniz onlardan? Benim büyük İsveççe anlamıyorum ama onun dışında soruları almaktan memnun olurum dedi. Nobel'i alan kişi konuşuyor arkadaşlar. Alanlardan biri konuşuyor telefonda. Hallo Professor Zeilinger, Glückwünsche, herzliche Glückwünsche, congratulations. Tebrikler. Bu İsveç televizyonunu konuşuyoruz şu anda. Merak ediyorum ama kuantum teleportasyonunu göstermişsiniz. Bana çok imkansız gibi geliyor. Bu konuda bu nasıl imkan, bu nasıl mümkün? Bunu anlatabilir misiniz? Evet. Kuantum teleportasyonu, ışınlama diyelim. Bu dolaşıklığın bir özelliği aslında. Star Trek'teki gibi değil bu. Yani insanları bir yerden bir yere ışınlamıyoruz. Burada dolaşıklığı kullanıyoruz. Bilgiyi aktarabiliriz burada, önemli olan. And this is done, and that is actually the surprising feature. You can transfer the information without knowing the information, because to know the information would violate Heisenberg's uncertainty. Hmm. Şimdi burada bazı bilgileri bilmeden de aktarmak noktası var. Ya büyük objeleri ışınlamak tabii ki imkansız geliyor ama burada bilgiyi aktarıyoruz gibi düşünün. Birkaç tane daha el kalktı. Bakalım. Hi, I'm home. This is Nordic Chinese Times. Nordic Çin televizyonu. Öncelikle tebrik edelim. Can you kindly share with us what inspired you of the idea of this topic? Bu konuyla ilgili ilginizi ne çekti, ne ilham verdi size? Ve kuantum fiziğinin ya da genel olarak bilimin geleceğini nasıl etkileyecek? Thank you very much for that question. Bu soru için çok teşekkürler. Her zaman kuantum mekaniği ile ilgiliydim, okuduğumdan beri. İlk başta teorik tahminlerle başladık. Ya bunun doğal bir böyle bir içgüdü, sezgi olması lazım. Kuantum fiziğinde başka öncüler de var. O zaman da sadece felsefik olan, zihinde kalan bu deneyleri gerçeğe dönüştürmek istedim. Tabii şimdi teknoloji bize bunu imkanını sağladı. Laboratuvarda bunu gerçekleştirdik. İlginç olan nokta ise tam anlayamadım son dediğini ama ilginç nokta dedi. Yani yeni araştırmaların yolunu açacak gibi bir şey dedi sanırım. Tansu Hoca gelecek birazdan. Doktor Tansu Daylan Princeton Üniversitesi'nden konuşacağız detaylı. Sorularınızı ileteceğim. Chat'tekiler sorularınızı düşünün şimdiden. Ya bu araştırma genel olarak fizik alanına ne ifade ediyor dedi. Şu anda peki 2022'de sizi en çok heyecanlandıran şey ne? Teorik ya da pratik olarak hangi keşifler sizi heyecanlandırıyor diyor bilim şey alan, Nobel'i alan kişiye. Sanırım bu ödül genç insanlara bir motivasyon sağlayacak. More
and made all this possible because I alone could not have achieved. Ya bir sürü insan sayesinde oldu. Tek başıma yapmadım tabii ki diyor. I'm curious what we will see in the next 10 or 20 years. That is, in my eyes, this is absolutely quite open. On the foundations, the fundamental thing, the issues about reality and the role of space-time in a very fundamental way is still not answered. And şimdi uzay zamanla ilgili, gerçeklikle ilgili hala anlamadığımız noktalar var. Nasıl ki ben diyor bu düşünce deneyinden şeye döndüysem, siz de aynı şekilde lütfen bunu yani bundan sonra da bu imkansız görünen deneyler yapılabilir dedi. Soru geliyor. Herhangi mesela dolaşıklı olan bir parçacığın iki çiftin birini kara deliğin içine göndersek ne olur? Çok temel bir soru. Ben bu konuda bilgili değilim tabii ki. Ben bu konuda biraz daha şey düşünüyorum. Yani daha saf düşünüyorum yani bu konularda diyor. Çok da bilmiyorum diyor. Yeni bir soru geliyor İsveç kanalından. Tebrik ederim. Teleportasyon hakkında konuşurken ben mesela direkt şeyin kütlenin bir yerden bir yere teleport edildiğini düşünürüm. Ama siz bilginin teleportasyonundan bahsettiniz. Well, actually, you know, the important. This is a very good question. Actually, I like that. The point is actually that it does not matter which mass something is composed of. So, example, if I exchange all the carbon atoms in my body with the carbon atoms in somebody else's body, I'm still the person. It doesn't matter. Important is the information. Important is. Yani şey gibi bakabiliriz diyor. Tamam hani kütle ama birinin vücudundaki atomlar da bilgi aslında. Tek tek düşündüğünüzde. Ama yani maddenin kendisi değil yine de. Yani çok ileride 10 bin yıl sonra mesela başka bir galaksiye zıplamamız değil ama bizim bilgilerimiz burada okunup orada bir daha mı inşa edileceğiz? Aslında teleportasyon başka bir madde de kullanarak yeniden mi inşa edilecek acaba diyor. Mesela televizyon sinyali göndermemiz gibi. Well, at first I might say that I don't think that I will experience anything in 10,000 years. 10 bin yıl sonraki görüşlerim biraz karışık dedi. Biz bir şey görmeyeceğiz dedi. Hala zamanında olduğu gibi bir bilim kurgu bu. Benim için bu bir bilim sorusu değil benim gözümde dedi. Kadının sorusunu. Ama güzel sorular da geliyor aslında. Bizim merak ettiğimiz şeyleri soruyorlar. Son soru. Tekrar teşekkürler ve tekrar kutluyoruz. Stockholm'de Aralık'ta tabii biliyorsunuz veriliyor seremoni. Onda da görüşürüz dedi.
Çok teşekkürler. Bye bye. Bye bye. Ha, Skype'tan konuşmuşlar. Duydunuz mu sesi? Skype'la bağlamışlar. Devam edelim. Şimdi buradaki komite üyelerine gelen sorular olursa onları alalım. Sorulardan hemen sonra Tansu Hoca'yla biz yorumlayacağız arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Tansu Hoca bekliyor arkada. Şimdi çeviri sırasında almak istemiyorum. Hocamıza saygısızlık gibi geliyor. Hani alacağız, konuşmayacağız gibi. Bittikten sonra alacağız ve çok güzel yorumlayacağız birlikte. Soru gelmedi. Kadını böyle bozduktan sonra bir daha kimse soru sormak istemiyor yalnız arkadaşlar. Geliyor. I'm from the technology newspaper New Technique. I wonder if you could tell us a little bit about why you chose these three. Why is this knowledge worth the price? Professor Hansson. Well, in my presentation, benim sunumumda I try to make clear what the three laureates. Üç tane, üç alanın da neler yaptığını ben güzel açıkladım. Aslında çok güzel açıkladı bu arada. Yani biri bunu yaptı, o ondan, onun üzerine bunu koydu, o da onun üzerine bunu koydu. Yani biz bu kişilere verirken sadece bunları değil ama diğer şeylerini de görüyoruz. By these groundbreaking experiments, the committee found that it would be wrong to just pick some of the very spectacular elements. Yani bunları değerlendirirken sadece çok böyle çok ilgi çekici kısımlarını alıp böyle başlığa göndermek, işte teleportasyon gibi şey almak doğru olmaz. Çünkü bu kişilerin bunların ötesinde de çok fazla katkıları var alana. Bizim motivasyonumuz buydu seçerken. Şimdi tamamlıyoruz. Katıldığınız için çok teşekkürler. Yarın yine bu saatte yine burada olacak arkadaşlar. Kimya. Biz veremeyebiliriz. Büyük ihtimalle veremeyeceğiz. Ben işte olacağım. Ama teşekkür ediyoruz. Peki şimdi sabırsızlıkla beklediğim ana geliyoruz. Tansu Hocam hazır mısınız? Hazır galiba değil mi? Tamam. Hocamızı da alıyorum. Princeton Üniversitesi'nden Doktor Tansu Daylan'la beraberiz. Ve bu Nobel ödülünü konuşacağız. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Hocam biraz uykulusunuz çünkü orada gece değil mi şu anda? Doğru biliyorsam. Sabah. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Yani yeni uyanmış bir fizikçiye de şimdi kuantum dolaşıklığı sormak şey gibi yani işkence gibi. Beyni böyle daha beyin uyanmamış. Prefrontal korteks gelmemiş. Birazcık şey olacak. Peki hocam sizin yorumlarınızı alalım. Siz de benimle birlikte biraz baktınız. Neler duydunuz bilmiyorum ama sizin genel bir yorumlarınızı alalım bu arada. Ya, en başını kaçırdım. Şimdi de sayenizde canlıyım. Yani genel yorum benim hocam çok zaten pardon. Takılıyormuş sesiniz. Öyle yazıyorlar chatten ama onu bir çözebilir miyiz? Telefondan belki tıklayabilirsiniz linke. Mümkün mü? Biraz yakınır. Tamam. Yani internet hızı düzgün gözüküyor bende. Ama mikrofonla ilgili olabilir. Mikrofon seçiminizi bir bakabilirsiniz ayarlardan hocam. Şeyde ayar kısmı var şu anki sitede. Settings'den, audio'dan bir bakabilirsiniz. Ben de alt başlığı güncelleyeyim o arada. Yani video. Audio kısmına bir başka mikrofon varsa onu seçebilirsiniz. Biraz gürültülü çünkü. Yani ama şey gelmiyor şu anki seçtiğinizde. Yok bu da gelmiyor hocam.
Programda sıkıntı oluyor olabilir. Evet. Evet, hocamızı bir anlık kaybettik. Şimdi tekrar gelecek hocamız. Evet, tamamdır. Sesim geliyor mu? Ha, şimdi düzeldi hocam. Peki, tamam. Şimdi kulaklığımı tamam. En azından çıkardım. Belki şimdi daha iyi olabilir. Evet. Evet hocam, şimdi sizi net duyuyoruz. Tamam, çok güzel. Yani diyeceğim ki benim alanım olmamasına rağmen tabii ki bir fizikçi olarak genelde fizik eğitimini alırken en fazla maruz kaldığımız temel fizik fikirlerinden çıkan bir alan. Ben bir öğrenciyken açıkçası çok merak ederdim. İşte Bell inequality nedir? Neden vardır? EPR paradoksu vesaire. Tabii ki o konuda daha sonra uzmanlaşmadım. O yüzden benim için açıkçası oldukça harici bir alan veya dışarıdan takip ettiğim bir alan. Kuantum tabii ki çok önemli, yani pratik anlamda önemli ve anladığım kadarıyla çok kabaca baktım. Ama yani güncel çalışmalara vermemişler. Kuantum alanını aslında kuantum bilgi alanını neredeyse kuran insanlara, yani kurmaktan da kasıt zaten hiçbir makale ben bu alanı kuruyorum demez. Kurmaktan kasıt evet. Şu, o alandaki ilk birkaç tane makaleyi seçmişler. Alışı makaleyi değil, şu makaleleri basan grupların başındaki insanları seçmişler. Yani bu Nobel Komitesi'nin tipik bir davranışı, o yüzden çok şaşırtmadı. Büyük ihtimalle yani birçok insan hani neden daha güncel? Çünkü kuantum fazla yeni şeyler de var. Yani 90-2000'li yıllarda bunlara verilmedi diye düşünmüş de olabilir. Yani bence genel olarak stili bu. Mesela gelişmekte olan bir alana genelde çok geç ödül veriliyor. Ve insanlar evet. Hani bu yakın zamandaki dedirtiyor genelde. Ama yani bundan belki 20 sene sonra da şu anda çok çok iyi yapılan şeylere onlar alacak. Belki verilecek. İşte tabii ki belki verilecek dememin sebebi yani günümüzdeki araştırma dünyasına uyabilen bir sistem değil ne yazık ki. Yani hala senede fizik gibi genel bir alana 3 tane 3'e bölüp 3 tane ödül vermek yetmiyor. Açıkçası yani çağ dışı kalmış bir tamam ama yine de zaten hiçbir zaman Nobel ödülünü hak etmeyen bir insan var. Sıkıntı hak eden diğer insanlara verilmemesi ve bu da evet. Asimetri yaratması. Çünkü ödüller çok güzeldir ama ödül verebilmek güzel bir şey ama hak eden diğer insanlara vermeyince bu sefer iyi niyeti aşmış oluyorsunuz diğer tarafa ibret. Neyse dediğim gibi bu insanlar benim kişisel olarak veya profesyonel olarak da tanıdığım insanlar değil. O yüzden bunun ötesi bir yorum yapmayayım. Benim alanım çünkü. Ama yani EPR paradoksu merakımı çeken bir şeydi. Ve en azından seneler içerisinde yani bu ana mahallelerine şöyle 2 dakika baktım. Yani çok tanıdığım insanlar değil ama anladığım kadarıyla bel testleri yapan insanlara, en daha doğrusu ilk bel testleri yapan insanlara vermişler. Ben kastım evet. İşte bu malum inequality diye bir şey vardır. Eğer gerçekten ski action of at a distance dediğimiz şey varsa bunların yani bu eşitsizliklerin çalışmaması gerekiyor. Zaten testlerde hep öyle gösteriyordu. Yani bir şekilde ihlal ediyor yani hani o bel eşitsizliği.
güzel yapımı gösteriyor. Yıllık kazanabildiğini gösteren ve işte Türkçe'ye nasıl çevriliyor bilmiyorum. Hidden Very, yani, gizli değişkenlerin aslında olmadığını, opera etmediğini veya yerel değişkenlerin, yani bunların global olduğunu gösteren çalışmaları yapan deneyici, hepsi deneyici. O, dediğim gibi tanımadığım için çok kabaca bak, deneyici sanırım. Deneycilere vermişler. Tabii çok geniş bir alan. Eminim malara ve veya teorisyenlere de ümit ederim verilebilecektir. Dediğim gibi çok bu çeşitliliği destekleyebilir ama yine de bu ödülün verildiğini görmek, yani bu çalışmaların bir şekilde takdir gördüğünü görmek güzel. Yani çünkü fizikçiler bu işi tamamen meraklarından yapıyorlar ve normalde sahip olabilir birçok şeyi aslında onlardan vazgeçerek yapıyorlar. Aileyle geçirdikleri zaman olsun, ekonomik olarak. Bunların bu hayat boyu adanmışlığın belirli bir şekilde takdir edilmesi güzel bir şey tabii ki. Evet hocam. Yorumlarınız için çok teşekkürler. Şimdi Yusuf Karlı da gelecek Psibilim'den. Daha kuantum alanı çalışan bir fizikçi. Daha da detaylı anlatır bize. Ama ben sizin yorumlarınızı kıymetli buldum. O kattığınız kısım. Yani Nobel'le ilgili genel. Biz geçen sene de sanırım konuşmuştuk. Siz de hatırlarsanız. Didier bir sene önce veya sizin bölümden biri almıştı. Didier diye ismini hatırlıyorum. 2019'da bayağı olmuş. Şöyle bir şey de var aslında. Mesela dünkü fizyoloji ödüllerinde de, ondan önceki sene de yaptığımız yayında da benim de dikkatimi çeken, sadece iki seneden bile dikkat çeken şöyle bir konu var. Birazcık alana metot geliştiren aslında. Sadece bir şeyi bulandan ziyade bulmayla ilgili yöntemin öncüsü olan kişilere vermeye çok dikkat ediyorlar. Bunu anlıyorum. Bir de mesela fizikte ya da diğer alanda sadece teorik kişiye tek başına vermiyorlar. Teorik artı bir de deneyle destekleyen kişilere birlikte veriyorlar. İşte mesela Kip Thorne'da falan olduğu gibi diye yanlış hatırlamıyorsam. Bu ilginç bir şey ama dediğiniz gibi ödül verecek daha çok kişi var. Çok daha az kişiye veriliyor kuralları gereği. Tek bence artısı şu olabilir dediğiniz gibi. Evet, hani şeyi de çok da böyle idealleştirip çok aşırı da önemsememek lazım. Ah Nobel aldım, alamadım ya da alan kişi müthiş, almayanlar kötü gibi yapmamak lazım. Belki tek artısı olabilir. İnsanları bu bilimle ilgili heyecanlandırması. Yani bakın bugün geldi, belki bilimle ilgisi olmayan kişiler öğle aralarında falan bile bu yayını izliyor. Bu anlamda bir şey yaratıyor belki de. Bir heves yaratıyor. Bir gündeme sokuyor. Haberlerde en azından bir Nobel'i bilmem kime verdiler gibi bir şey geçiyor. Ben artısı olarak bunu görüyorum açıkçası. Evet, bu muhakkak artı. Yani bu tabii buradan çıkışla acaba akla şu soru geliyor. Yani bu sistemi değiştirebilir miyiz? Tabii ki, yani sistemi kim değiştirebilir? Sonuç olarak Alfred Nobel yani ölmüş gitmiş ve böyle bir vasiyet bırakmış. Yani bu sistem sonuç olarak onun kurduğu vakıfla işliyor. Günümüz insanının, halkının karar verebileceği bir şey değil. Ama yani buna uyarlanması için ne yapılabilir? Acaba alanlara mı verilse, insanlara değil alanlara mı verilse veya gruplara mı verilse, araştırma grupları, insan ismi geçmeden mesela gruplara, bir gruba nasıl isim verirsin onu tabii ki bilinemiyor ama yani birçok insana verilebilecekken birkaç insanı seçmek bazen zor olabiliyor ama sonuç olarak evet, yani bu her şeye rağmen güzel bir şey bu takdirin sağlanabilmesi. Az önce söylediğine bir şey şunu ekleyeyim. Yani genelde insanları seçerken makaleleri ve makalelerin aldığı atıfları kullanarak böyle bir adeta dendogram oluşturmaya çalışıyorlar. Yani yaptıkları ve o ağın en kökündeki makaleye vermeye çalışıyorlar genelde bu ödülleri. O en kökteki makale genelde en fazla atıf, normalde öyle olacağını düşünürsünüz ama bazen en fazla atıf alan makale bile olmuyor veya günümüzde en fazla pratik anlamda etkisi olan makale de olmuyor. Çünkü günümüzde çoktan unutulmuş oluyor. Artık neredeyse atıf almıyor. Ama atıf almamasının sebebi, çünkü sonuç olarak makalelerin belirli bir atıf verebilme kabiliyeti var. Daha çok güncel makalelere vermeyi seçiyorlar. Ama işte onu bulup, yani bütün bu analizi yapıp
o kökteki makaleye kadar gidebilmek de işte bu tür komitelerin uzmanlaştığı bir konu. Tabii ki bu, yani yine o kökteki makalenin tek olduğunu bilmiyorum. Dedim, benim alanım olmadığı için evet veya hayır diyemem ama genelde birden fazla oluyor. İşte neden birine verildi de diğerine verilmedi oradan çıkıyor bu sefer. Neyse, sonuç olarak ümit ederim kuantum alanını daha da güdümler bu ödül. Ödül demek çünkü daha fazla alana para akması demek ve araştırmacıların motive olması, motivasyon kazanması demek. Ümit ederim faydalı olur alana. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz bize o saatte, sabahın körü aslında saatte geldiğiniz, görüşlerinizi paylaştığınız için. Var mı benim eklemek istediğiniz son bir şey? Yok, çok teşekkürler. Biz de çok davet teşekkür için. Ederiz. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, şimdi hazırsa Yusuf Karlı'yı alacağım. Bu alanda çalışan fizikçimiz Pisi Bilim'den. Hocam hoş geldiniz. Selamlar Cevdet. Sesimi duyuyor musun? Duyuyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel. Hocam bir kendinizi tanıtır mısınız? Şimdi Tansu Hoca kadar ünlü. Tansu Hoca'yı çok tanıtmıyoruz artık. Evet, o yüzden bir sizi dinleyelim. Tabii. İzleyicimiz için. Ben hocam kadar ünlü değilim henüz. Çünkü daha doktoramın ikinci senesindeyim. Hı-hı. Avusturya'da Innsbruck Üniversitesi'nde Gregor Weiss'la çalışıyorum. Gregor Weiss bugün Nobel ödülü verilen makalelerden birinin ilk yazarı. Anton Zeilinger'le beraber 98 senesinde o bel eşitsizlikleri makalesini yapan kişilerden o bir tanesi. Zaten Zeilinger'le az önce biz de bir telefon görüşmesi yaptık Zeilinger hocayla. Çok güzel. Yani aslında bizim grupta biraz böyle bir mutlu en azından. Tabii hani hak ediyorsunuz bence. Yani hani isim önemli değil o kadar. Son yazara gider aslında bu tarz çalışmalarda ama Tansu hocamın da söylediği gibi yani kime Nobel verileceği özellikle bu deneysel alanlarda çok basit değildir. Onlarca, yüzlerce farklı grup tarafından yüzlerce büyük iş yapılır. Bu işlerden Tansu hocamın da söylediği gibi genelde en merkezde, en çekirdekte yer alan çalışmalardır. Bunlar aslında John Bell'e Nobel verilmemesi bir şekilde mesela olduğu için belki verilemiyordur ama yani bu işin başlangıcını yapan kişilerden bir tanesi John Bell'dir 1964 senesinde. Dolanıklık kavramının ölçülebilirliğini bize gösteren kişi aslında John Bell. John Bell'e kadar 1935 senesinden işte Einstein, Podolsky ve Russell'ın meşhur EPR paradoksu makalesinden 64'e kadar çok böyle felsefik ve teorik bir tartışmayken bu iş. 1964'te John Bell'in verdiği bir sistemle, bir eşitsizlik sistemiyle, tabii bu sonrasında CHSH eşitsizliği olarak güncelleniyor. Sonra ilk olarak Alan Aspect tarafında 1982'de gerçekleştirildi. Sonra kuantum anahtar dağıtım uygulamaları derken Anton Zeilinger ve tabii Clauser de bu eşitsizliği geliştiren kişilerden bir tanesi. Yani aslında böyle bir işin QKD, kuantum anahtar dağıtım uygulama kısmından Alan Aspect'e ilk gösteren kişi de olduğu için teori kısmından ve deneysel anlamda katkılarından ötürü Clauser'e, bir de bu teleportasyon ve günümüzdeki 98'deki yazdıkları o Bell eşitsizlikleri, yani şu makalesinin ismiyle Violation of Bell Inequalities Under String Einstein Locality Conditions isimli 1998'deki makale. Yani bunlar literatürde böyle 3-5 bin citation almış ki 3-5 bin citation yani atıf almak hiç işte çok kolay çok büyük değil. Rakamlardır. Bu tarz büyük çalışmaları yapan gruplara verilmiş. Tabii şey söyleyebilirsiniz yani bir sürü isim sayılabilirdi. Beckert, Bennett yani aslında onlarca farklı isim sayılabilirdi ama biraz da böyle son yıllarda işte Zeilinger niye almadı? Yaşlandı artık yani Viyana'da. Ölmeden verelim. Aspe dediğimiz kişi zaten artık yani bunları genelde game changer çalışmalar. Oyun değiştirici veya yeni bir alan açanlar. Yani Aspe'nin ve Zeilinger'in çalışmalarından sonra binlerce doktor öğrencisi onların yarattığı alanda doktora yaptı. Yani aslında bu tarz büyük çalışmaların önemi, bir adamın bir çalışması bir alan yaratıyor. Sizin yarattığınız alanda sonraki 20 yılda binlerce insan çalışıyor. Aslında önemi sadece burada. Dün de öyle. Yani neydi? Paleogenomics. Paleogenomik alanını oluşturmuş mesela o kişi. Tek step 5'ini alması daha hani pub'ı şey yani hani bayağı da böyle nasıl diyeyim ilham verici bir şey. Ama onu da dediğim gibi yani biraz şeye bakıyorlar yani dediğin gibi böyle bir
alanı değiştirsin ama bir tane buldum ve çok büyük keşif değil. Nasıl yapılacağının öncüsü, bir deneyi nasıl evet. yaparız, nasıl data toplarız? Buradan şöyle bir mesaj vereceğim bakın arkadaşlara. Ben bulunduğum akademide de bunu görüyorum. Belki sen de katılacaksındır hocam. Şey gibi, biz çok veri toplamaya çok şey bakmıyoruz ya. Hani veri toplama, öğrenci toplasın falan hani. Ya da işte ne bileyim replication'a, tekrar çalışmasına o kadar şey bakılmıyor ya. Aman heyecanlı değil, yapılanı bir daha. Ya aslında buralardan o işler çıkıyor. Yani belki replikasyon yapacaksın, yanlış olduğunu bulacaksın. Belki veri toplamayla ilgili yöntem geliştirdiğinde bak Nobel'e kadar gidiyor ucu. Hani bunları lütfen önemseyelim. Çünkü bilimin aşamaları içinde bence birini daha fazla yapıp birine daha az önem vermek güzel bir şey değil. Hepsi eşit derecede önemli. Yani bir şeyi basabilmek, makalenin basılmasıyla analiz de, İşte yazmak da, ne bileyim hipotez geliştirmek de öyle. Ya ben şeyi fark ediyorum, hipotez çıtır çıtır hipotez geliştiriyor. Yani bir oturalım, tartışalım hocalarla, bir şey yapalım. Yani bu Einstein'lar bilmem neler mektuplaşmış, oturmuş, tartışmış. Yani bir şeyle çıkması. Buralara böyle hızlı hızlı geçilip, niye? Çünkü atıf, hani o bu alanın para birimine hani atıf gibi ya bir çıt. Yani bu iyi değil işte. Yani akademi doğru. Yani akademi sisteminin geçen Sedat Hoca'yla da konuştuk. Böyle bir yayın yapacağız. Belki gelmek isterseniz hocam, bekleriz sizde. Altı Hoca, işte Sedat Hoca. Yani bu akademi sisteminin problemleri aslında. Tansu Hoca'nın demin söylediği şeyler. Hani Nobel'le evet. ilgili sıkıntılar. Yani şey gibi bu. Eskiden çalışıyordu da şu an artık güncel değil. Değişmesi lazım. Yavaş evet. yavaş değişmesi lazım. Yani alandan alana atıf çok önemli bir konu ama şimdi alandan Hı-hı. alana bir yılda çıkartılacak makale sayısı değişebilir. Yani biz Tabii. bir deneysel kuantum optik, biz kuantum hesaplama yapıyoruz. Yani bizim amacımız kuantum bilgisayar teknolojilerinin gelişmesine ön ayak olabilmez. Ve bu işi deneysel çıkartıyoruz. Burada yani yılda on milyonlarca euroluk masraflı deneyler gerçekleşiyor. Yılda bir makale fazla. Ben onu söyleyebilirim. Yani genelde yılda bir makale çıkmaz. İki yılda bir falan güçlü bir makale çıkar ama mesela tüm computational hesaplama yapan gruplar böyle yılda 20-30-40 makale çıkartabiliyorlar. Ve Türkiye'de şey falan var. Tamam işte böyle üniversitelerde, özellikle Türk üniversitelerinde var. Bu hiç sevmediğim bir şeydi benim. En çok yayın çıkartan hoca diye bir ödül veriliyor. Bu o kadar saçma bir ödül ki yani tüm üniversiteye bakıp makine mühendisliği, mimarlık, fizik, biyoloji, işte endüstri mühendisliği gibi mesela İzmir Yüksek Hı-hı. Teknoloji Enstitüsü'nde öyle bir ödül vardı. Yani siz bir enstitüye bakıp içinde 20 tane bölümü olan enstitüde bu sene en çok hangi hoca makale çıkarmış diye onu seçip ona da ödül Hı-hı. verdiğiniz ve destek verdiğiniz zaman bu çok adaletsiz bir yer. Şeye yönlendiriyor yani o zaman ben küçük küçük araştırmalar yapayım sürekli basıma yönlendiriyor hocaları i̇şte da aslında. Göre alana göre mümkün değil onu söylemek istiyorum. Evet, alandan evet, alana evet. değişebilecek bir şey. Yani bir kuantum optik deneyinde çalışıyorsanız siz yılda bir makale bekleyemezsiniz. Küçük de bekleyemezsiniz. Sonuçta yaptığınız Kesinlikle. İşin büyük bir sonucu. Siz büyük bir amaca uğraşıyorsunuz ve büyük bir sonuç getiriyorsunuz. Ama sen atıyorum teori çalışıyorsan çalıştığın alana göre yine mesela yılda 20 makale çıkartmak normal veya az sayılabilir. Aynen böyle öyle. Mesela bir örnek vereyim netleştirmek adına. 15 makale çıkartan arkadaşım vardı. Of. Ve bu 8 lisans bir de bu doktora değil değil mi yani? Ortalamaydı yani Oo. Çok iyi değildi. 15 güzel bir sayıydı. Öyle çok böyle rekorları kırmış bir sayı değildi. İşte şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben psikoloğum. Psikolojide sen çok güzel Google Form'la yollarsın. Çok güzel ölçüm metotları çatır çatır yaparsın birçok kişiye de ve araştırma çok hızlı çıkarabilirsin. Çünkü veri toplamak daha kolaydır. Atıyorum analizlerin bazıları çok karmaşık değildir. Daha basit analizler yapabilirsin. Ve çok güzel belki 15-20 tane dediğin gibi yılda çıkarabilirsin de. Hatta eğer mesela bazı hocalar şeydir. Hani öğrencilerine çok yüklenir, sömürür, onlarla da çıkarır. Hepsinin son yazarı oluyor çünkü çatır çatır yapabilir. Ama mesela aynı bölüm ODTÜ'de işte böyle bir durumu düşün. Bir de yan mesela fizik bölümünde dediğin gibi optiğin ya şeyi çalıştıramıyorsun ki daha. Deney düzeneğini çalıştıramıyorsun ki. Bir şeyi kaydı, parametresi karıştı, içerisi kirlendi. Ya daha veri toplamaya başlayamadın. Öteki attı Google Scholar'ı, Google Form'u attı oradan veriler akmaya başladı. Tabii. Sen daha şeyle yani lazeri sallıyorum şu abartıyorum da lazeri şey yapmaya çalışıyorsun. Yok bizim Şubat ayında buzdolabımız yani Cryostat dediğimiz Hı-hı. örneklerimizi soğuttuğumuz sistem normalde -269 derece civarı yani 3-4 Kelvin'de çalışan yakın. Bir sistem. Hı-hı.
Bu sistemdeki bir arızadan ötürü 10 kelvine çıktı sistem ve bunu tamir etmemiz için şirket bize Eylül ayına randevu verdi. 5 ay 6 ay sadece bu sistemin şeyler gitti yapılmasını mi peki? Bekledik. Örnekler bozuldu mu falan bir şey oldu yok, mu? Yok örnekleri bir şey olmadı ama 6 ay mesela farklı projelerde küçük küçük işler yapmaya çalıştık. Oradan da bir küçük makale falan çıkarttık ama asıl iş 6 ay durdu mesela. Evet. Yani bu bizim yapabileceğimiz bir şeydi. Özellikle geçen sene Covid'den ötürü teknisyenlerin gelmesi mümkün değildi. Bir lazer bozulduğu zaman haftalarca, aylarca teknisyenin gelmesini bekliyorduk. Yasak oldukları için Amerikalı şirket ekipmanları gönderiyor. Zoom toplantısında hayatında hiç lazer tamir etmemiş bana lazer nasıl tamir edeceğimi anlatmaya çalışıyorlar. Şuradaki düğmeyi aç, bunu buraya koy, bunu buraya yap. Çünkü başka şansımız yok. Covid'den ötürü her tarafı kapatmışsın. Şimdi bu bir teori gruplarında insanlar online toplantıyla tüm problemlerini çözebiliyor. İhtiyacın olan tek şey belki birkaç kilobaytlık dosyayı başka bir tarafa transfer etmek. Şimdi bu tarz çalışmalarla deneysel büyük çalışmalar arasında veya siz söylediğiniz gibi mesela sen 5 sene süren bir data toplayacaksan bir hastalığın veya bir psikolojik etkinin uzun süreli etkilerine bakıyorsan sen o makaleyi zaten bir ayda çıkarma şansın yok. Benim mesela ilk makalem 2 yıl sürdü. Evet. İşte ya ben 2 yıl sürdü yani. Ziyade, çok garip sürdü. İnsanların şeyi vardır işte. Impact faktörü denilen bir kavram olur ya aslında işte. Etki faktörü. Makalemizin yayınlandığı derginin impact faktörü nedir? En meşhurlarından Nature'a bakarsak 35-40 civarıdır. Bu da genelde şöyle hesaplanır. Ortalama bir şekilde söylersek. O makalede, o dergide yayınlanan bir makale bir yılda kaç tane atıf alıyor? Ortalamasıdır aslında. Yani 2 yılda yayınlanmış makale sayısı. Başkalarının ne kadar işine yarıyor aslında. Sayısını, evet. Nature'ın etki faktörü 40 mesela örnek veriyorum. 40-50 civarı olsun. Bu ne demek? Nature'da yayınlanan bir makale bir yılda ortalama 50 tane atıf alıyor. Bunu düşündüğünüz zaman onu 2000-3000 atıflı makalelerin çok zor olduklarını anlayabiliyorsunuz. Yani Nature dediğimiz bir insanın, bir fizikçinin hayalindeki en yüksek impact dergidir. Yani bir Nature makaleniz varsa artık siz şeyi istifa edebilirsiniz. Kariyer tamam yani. Burada da impact faktörü önemi giriyor. Şimdi impact faktörü 10 altındaki dergiler, 5 altındaki dergiler. Bunlar da çok fazla yayın çıkartmanın genelde pek de bir tabii anlamı var. Bilimsel anlamda siz küçük küçük adımlar atıyorsunuz ama sizin makaleniz impact faktörü 10 üzeri bir dergide ise attığınız adım büyük bir adımdır. Impact faktörü 30 üstü bir dergide ise attığınız adım tüm insanlığı ilgilendiren bir adımdır. Aslında olay biraz böyle. Mesela kuantum bilgisayar çalışmaları hep Nature'da yayınlanıyor. Çünkü bu şu demek. Tüm insanlığı ilgilendiriyor. Mesela Nature'ın alt dergileri daha genel Nature dergiler fizik. Onlar evet. Nature Science yayınlanmıyor. Genel. Nature'ın fizik dergisi var. Nature'ın fotonik dergisi var. Nature Physics, Nature Photonics. Şimdi bunlar fotonik komünitesini ilgilendiren çalışmalar burada yayınlanıyor. Fizik komünitesini ilgilendirenler orada. Nature'ın altında nanoteknoloji diye bir dergi de var. Nanoteknolojiyi ilgilendirenler burada. Ama bir makale Nature'daysa bu bütün insanlığı, bütün dünyayı ilgilendiren bir onların çalışma. Onların gücü de oradan kazanıyor yani. Bir kartopu etki. Zaten böyle bir şeyi toplamışsın. Hani seyirciyi toplamışsın. Oradan kazanıyor. Hocam şimdi bunların dediğim yayında detaylı konuşalım. Çok da hoş gidiyor ama ben şimdi kendi zevkim için evet, benim hoşuma gidiyor ama chat'i ihmal etmek istemiyorum. Öncelikle şu şeyi bir gösterelim. Bu Nobel'in kendi yayınladığı, şu şeyi kaldırayım öne geçiyormuş. Bu Nobel'in kendi yayınladığı şey ne derler basın duyurusu gibi bir şey. Hani basit anlatan bir şekilde. Evet, şimdi biz dinledik ama... Hani siz bu konuda çalışan biri olarak bizi biraz aydınlatır mısınız? Yani burada tam olarak neydi? Evet dolaşıklık okey de. Yani tam olarak nasıl bir şey bu? Ve hakikaten ben niye önemli? Ben şunu söyleyeyim. Gelecek Bilim'den izleyicileri bu konuda çok şanslı. Bizim zaten bir yıldır haftada böyle bir veya iki haftada bir yaptığımız yayınları biliyorsun. Gelecek Bilim'de de. Biz bu yayınların neredeyse %40'ında zaten dolanıklık konuştuk. Yani aslında Gelecek Bilim'den'in YouTube kanalına attıysak veya atmadıysak eski yerlerde falan yayınlarımız mutlaka var. Var var. Yani biz böyle onlarca şimdi. Saat, onlarca saat dolanıklık anlattık. Uzmanlarını çağırdık, hocalarını çağırdık. Hatta ben PC Bilim'in ilk videosu zaten dolanıklık üzerine. Benim böyle 15 dakika çok matematiksel bir şekilde de anlattığım videolar vardı. Yani bu işi anlamak o kadar kolay değil. Olsaydı Nobel toplantısında bile affedersiniz. Tabii anlatamadılar sorular, yani. Hayır saçma sapan sorular sordular ben bunu çok. Çünkü ben
Ben şu burada falan bir ders verdiğim zaman yüksek lisans öğrencilerine ya hep şöyle sorular geliyor. Ben doğumluluk anlatıyorum. Hocam peki kara delik? Aynı soru Nobel toplantısında. Aynısı geldi değil mi? ben herhalde atıyorum yani mümkün değil tabii de bizim gibi insanlar için Nobel'i hayal etmek şu seviyede. Ben orada sinirlenirdim ya biliyor musun? Telefonu falan kapatırdım. Adam zaten bir bozdu arkadaş, ya orayı gördünüz mü? Bir kadın gördüm, bozdu gördüm. Bayağı. Yani, bayağı. Yani soru soruluyor. O Nobel toplantısında bile sorulan sorunun içeriği evet. Kara deliğin içine bir dolanık parçacık göndersem ne olur modunda. Bunu anlamak için matematiğine biraz girmek lazım. Burada anlatılmak istenen şey şu. Locality denilen bir mevzu var. Burada biraz kuantum mekaniğinin foundation yani kuruluş ilkelerini anlamak lazım. Biz A noktasından B noktasına gitmek için veya yanlış örnek oldu. A noktasından C noktasına gitmek için aradaki B noktasından geçmek zorundayız. Bu herkesin anladığı bir şey. Yani ben bir sayı doğrusu üzerinde 0'dan 30'a gideceksem 20'den geçmek zorundayım. İki boyutta gitmenin bir önemi yok. Yani küre üzerinde gitsen bile bir iz düşümü aldığın zaman mutlaka sen iki noktanın arasındaki uzayı geçmek zorundasın. Yani ben dünyadan güneşe gideceksem ayı geçmek zorundayım. Dolanıklık ilkesinin temelinde anlaşılması gereken şey bu locality ilkesinin viole edilmesi yani işgal edilmesi. Bir bilgi aktarımı değil, tabii bu bilgi aktarımı konusu yani iletişim söz konusu değil ama bir etki diyelim. İki tane sistem arasında bir dolanıklık dediğimiz bir sistem var. Bu dolanıklık iki sistemin tek bir sistem şeklinde çalışması. Bunu bizim yayınlarda falan anlattık. Zaten bu hafta veya önümüzdeki hafta gelecek günde de çarşamba yayınlarımıza başlayacaktık tekrar. En azından konumuz belli oldu. Yani bunu detaylı anlatırsınız evet. Nobel'i detaylı anlatmış olursunuz. Ben de konu falan arıyordum. Konu falan ararken karşımıza bir konu çıktı en azından. Neyi konuşacağımız belli. Burada anlaşılması gereken şey burada fundamental fizik yasalarından bazılarıyla bir çelişki söz konusu. Ama bu aslında matematiksel anlamda veya farklı teorilerle mesela paralel evren teorisi aslında dolanıklık kavramının açıklanabilmesi için oluşturulmuş bir teoridir. Dolanıklık kavramını paralel evrenlere eklediğiniz zaman dolanıklık aslında Einstein'ın bahsettiği yasaları ihlal etmiyor. Ama bu sefer elinizde paralel evrenler gibi bir teori çıkmış oluyor. Bu da İhlal edilen şey şu mu? Yani A'dan B'ye gitmek için önce aradan geçmem lazım dedin ya demin hocam. Evet. Yani bu mu ihlal edilen aslında? Evet, belki ihlal edilen şey basitçe. Olay şu. Ben elimde dolanık bir parçacık var. İki tane elektron dolanık olsunlar tamam mı? Bu elektronların dolanıklık özelliğini fiziksel anlamda ölçebiliyorum. Bu elektronları ikisini ben bir matematiksel formül yazarsam dalga denklemi dediğimiz çok meşhur bir formül var. Wave equation. Dalga denklemi dediğimiz dolanık sistemlerin dalga denklemi tek bir şekilde yazılıyor. Yani aslında bir elektron için bir dalga denklemi, diğer elektron için başka bir dalga denklemi yok. İki elektronu birden ifade ettiğimiz bir dalga denklemi var. Tamam. Bu dalga denklemi ben iki elektronu ayırsam da tek bir şekilde ifade ediliyor. İki elektrondan bir tanesi benim en meşhur örneğimdir. Biri Yozgat'ta, diğeri de Andromeda galaksisinde. Tamam mı? Bizim en meşhur iki yıldır. Dünyanın temsilcisi Yozgat'a mı? Biri Yozgat biri olacak, öteki Andromeda'da. Ne olursa olur. Yozgat'ta, diğeri Andromeda'da, tamam mı? Yine ben ikisini aynı denklemle ifade ediyorum. Çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse, Yozgat'taki elektron üzerinde ben bir ölçüm yaptım. Ölçüm herhangi bir şey düşünebilirsiniz. Yani Yozgat'taki elektronu genelde spin'i veriyorlar ama işte evet, başka şeylerde veriyorum. De oluyor değil mi? Hani hiç aslında. Önemli değil. Yozgat'taki elektrona dokunduğumu düşünüyorum. Dalga denklemini rahatsız ettim. Şimdi benim rahatsız ettiğim dalga denklemi ortak. Bu ne demek? Ben Andromeda galaksisindeki elektronun da dalga denklemini rahatsız ettim. Şimdi bu rahatsız etme işte ışık hızından falan bağımsız. Bu rahatsız etme anlık bir rahatsızlık söz konusu. Peki çok önemli bir şey İletişim soracağım yok. Burada. Çok önemli bir şey soracağım. Şimdi denklem dedin ya aslında şey geliyor bana anlattığınızda hocam. Yani burada bir denklem var. Benim teorik denklemime göre kağıt üzerine matematiksel olarak böyle olması lazım. Gerçekten oluyor mu peki böyle? İşte sorun burada şuna geliyor. Dalga denklemi fiziksel bir gerçeklik midir sorusu aslında. Ya da benim fikrim mi yani soru. Bizim dalga denklemi bizim uydurduğumuz bir kavram ve sadece doğayı açıklayan bir matematiksel eşitlik mi? Yoksa dalga denklemi denilen şey gerçekten mesela bir ses dalgası fizikseldir değil mi? Vardır. Yani ses dalgasını kağıt üstünde biz yazıyoruz ama gerçek hayatta var ses dalgası. Veya bir su dalgası. Su dalgası var, görüyorsun. Matematiği de var, kendisi de var.
dalga denkleminin matematiği var, peki kendisi var mı? Heh. Kendisi var diyorsak o zaman anlık bir şekilde dalga denklemi çöküyor. Yozgat'taki elektronda ölçüm yaptığım anda dalga denklemini çökerttim. Dalga denklemi iki elektronun dalga denklemi aynı anda çöküyor. Çünkü ikisini bir dalga denklemiyle ifade ediyorum. Neden çöküyor ölçüm yaptığımda? İşte o kuantum mekaniğinin aslında şöyle de siz ölçüm yaptığınız zaman dalga denkleminin üzerinde işlem yapıyorsunuz. Ha. Matematiksel işlem veya şöyle düşünebilirsiniz. Dalga denklemini rahatsız ediyorum. Yani çökmekten kastım aslında şeydir. Çok matematiksel bir kavram. Öyle yok oluyor anlamında değil. Dalga denklemi üzerinde ben müdahale, yani dalga denklemi değişiyor. Öyle değil. Dalga ihtimalleri denklemi veriyordu bir şey üzerinde. Ben orada bir yeri seçtiğim için oraya kısıtlanmış oldum gibi. Yani oraya yani belirleyecek gibi dalga oldum. Dalga denklemini çok basit bir şekilde anlatıyorum. Yani sadece anlaşılsın diye izleyeceğim. Dalga denklemi değişiyor. Bu değişim ikisi için, iki elektron için birlikte değişiyor. Ve aynı anda değişiyor. İşte bu deneylerde de bunu için görüyor muyuz peki? Bu matematiksel olarak bu deneylerde gözlemlendi. Deneylerde de matematiksel olarak gözlemlendiği için Nobel ödülü aldı. Hatta alınmaması çok eleştiriliyordu. Çünkü biraz şey gibi. Yani hala inanmıyor musunuz? Yani bu şey gibi. Yani insanlığın tarihte bulduğu en önemli birkaç şeyden bir tanesidir dolanıp. Garip geliyor değil mi çünkü? Yani doğada bu tarz hani mesela bizim kara boyutumuzda deli olmuyor. Yani hani bardağı çevirince ötekine bir şey olmuyor. Mesela. Evet, ama mesela bir etki yok. Etkiden kastımız buradaki elektronu değiştirdiğim zaman buradaki elektron değişmiyor. Dalga denklemi dediğimiz şey de anlık. Hatta bu Zeilinger'in meşhur çalışması olan işte kuantum teleportasyon dedikleri. Olayda da soru soruluyor. Aslında burada transfer edilen şey bir kuantum sistemin durumu, bilgisini başka bir yere transfer ediyorsunuz ama algoritma gereği ışık hızını geçemiyorsunuz. Çünkü bir bilginin, yani ölçüm yapılan sistemle ilgili ölçüm parametrelerinin diğer tarafa aktarılması lazım. Yoksa elinizde iki ihtimal kalıyor. Yani klasik olarak aramak zorundasınız. Biz hep bunu anlatırız. Elimizde dolanık bir sistem olsa, ben kendi dalga denklemimi çökerttim ama senin haberin yok. Şöyle bir durum var. Yani sen etki olarak görmüyorsun. Şey gibi değil. İki elektrondan biri saat yönünde dönüyordu. Diğeri saat yönünün tersindeydi. Ben bunu değiştirdim, diğeri de değişti gibi bir durum söz konusu değil. Tamam, ben öyle anlamıştım. Şey, hayır, bu hiçbir zaman mümkün olmadı. O yüzden biz şunu diyoruz, hatta çok güzel bir tartışmadır. Korelasyonda bir anlık korelasyon söz konusu. Ama korelasyon, communication demek, yani iletişim demek değildir. Evet. Arada bir fark var. Yani iletişim için 0-1 lazım. Ben sana 0-1 gönderiyorum. Burada olay şu, hep yanlış anlatılır ama işte eldivenle anlatılır falan. Burada bir kutunun içine bir eldiven koydum. Eldiven aynı anda hem sağ hem de sol. Bunu biraz anlamak lazım. İşte insanların en çok kaçırdığı nokta şu oluyor. İnsanlar şey sanıyor. Eldiven sağ veya sol, ben bilmiyorum. Hayır, eldiven aynı anda sağ, aynı anda sol. Bu aynı anda sağ veya sol. Yani kutuyu açana kadar eldivenin sağ olup sol olduğu belli değil. Tamam. Şimdi chat'te burada soru olarak şey geliyordu. Yapma. Şöyle, burada şu soruluyor aslında. İletişimle ilgili hep bu sorular geliyor. İşte Mars'taki bir uyduyla daha hızlı mı haberleşiriz vesaire vesaire. Yok. O zaman şey bu böyle bir uygulaması yok bunun. Yok. İletişim yani anlamında bir uygulaması şimdilik en azından yok. Şifrelerimizi güvenlik altına alıyor. Bunun sebebi hızla alakalı olan şey değil. Şifrelerimizi güvenlik altına almasının sebebinin hızıyla veya dolanıklıkla falan etkisi var. Ama bu işte ışık hızını geçtiği için falan değil. Şifrelerimizi güvenlik altına alması, dedim ya, elimizde benim iki tane dolanık sistem var. Mesela biz dolanık foton parçacıklarıyla kuantum anahtar dağıtım üzerine çalışıyoruz. Olay şu, ben bir dolanık parçacık hazırladım. Birini sana gönderdim, birini Burak'a gönderdim. Dolanıklık ölçülebilen bir şey. Sana gönderdiğimi yolda birisi müdahale ettiyse, Burak'a gönderdiğimdeki sistem de müdahale olduğu için ben aslında sisteme yolda müdahale edilip edilmediğini anlıyorum. Dolanıklığın korunması gerekiyor. Enerji gibi. Evet. Ben atıyorum başlangıçta 5 dolanıklığa sahibim. Gönderdim. Ölçüm yaptığımız 3. Hatalarımı, errorlarımı falan çıkarttım. Dedim ki ya bu 3 çok düşük. Ben 4.5'tan aşağı beklemiyorum. Demek ki yolda birisi bizim sisteme müdahale etmiş. Bu iletişimdeki uygulamaları. Ondan sonra kuantum komünikasyon denilen kuantum networklerde, kuantum repeaterlerde, entanglement sweepinglerde, bunların hepsinde de improve, yani bir geliştirme söz konusu. Süper. Ama
hiçbir zaman bir yerdeki iletişimimizi falan hızlandırmayacak. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Yani şeyin kuantum yerine geçmeyecek olarak, işte kuantum dolaşık iki parçayla iletişim yapayım, bilgi aktarayım falan. Hani direkt yapacağız, onu değiştirerek. İletişim yapacağız. Hı-hı. Bir iletişim ışık üzerinde olduğu için zaten yine ışık hızında olan bir iletişim olacak. Ha, ışık hızının hızlı asla olmayacak diyorsun. Hı-hı. Evet, ama asla şey olmayacak. Yani şu anki en azından teori ve deneysel sistemlerimizde herhangi bir şekilde ben Mars'la Dünya arasında anlık bir, yani aradaki mesafeyi kat etmeden bir iletişim söz konusu olmayacak. Bu birazcık böyle sosyal bilimde popüler video çeken kanalların mevzuya çok hakim olmadıklarını, evet ya, biraz bunu çok uydurmaları, evet, biraz manipüle etmeleri, bu çok rastlanan bir şeydir sosyal medyada. Çünkü ben de dolanıklıkla ilgili 100 tane soru aldıysam 95'i insanların sanki ışık hızından hızlı olması. Şöyle, etki ışık hızından hızlı, ama onu pratik bir şeye çevirmek için ben seni klasik olarak aramak zorundayım. Değişen bir şey yok. Yani seninle klasik olarak iletişim kurup bazı bilgileri paylaşmak zorundayız. Mesela yoksa bilemeyeceksin yani. Hani, evet. Ben şu saatte, ikimizde atomik saat olması lazım. Saatlerimizin senkronize olması lazım. Hı-hı. Ben sana arayıp ölçüm saatimi söylemem lazım. Doğru. Tabii. Çünkü senin elinde eğer ölçüm yaptığın anı bilirsen etki anlık olarak değişiyor. Dalga sistemi anlık olarak çöküyor. Ama hı-hı, sen benim dalga denklemimi çökertip çökertmediğinden haberin yok. Çünkü bir etki görmüyorsun. Orada sıkıntı oluyor. Evet. Senin de ölçüm yapman lazım. Yani sana ölçüm yapman için haber vermem lazım. O haberi vermem için seni aramam lazım. Seni evet, klasik yollarla aramak zorundayım. O nedenle her zaman bir klasik... En zayıf halka yine oraya var, takılıyoruz. Aslında evet, en zayıf halkadan kastım işte şu, yani bir böyle fiziksel anlamda burada bir şeyi yok edip burada bir şeyi yaratmıyorsunuz. Bu kuantum dolanıklıkta bile buradaki bir bilgiyi yok edip buradaki bir yerde yaratıyorsunuz, ama pratikte klasik olarak arayıp bazı bilgileri vermeniz gerekiyor. Çünkü burada yarattığınız zaman o yarattığınız bilgiden hangi bilgi, yani iki bilgi oluyor sizin, birinin doğru olduğu, işte hangisinin doğru olduğu, burada eğer ışıkla ilgili konuşuyorsak polarizasyon veya spin bilgilerinin, ölçüm bazlarının, eğer aramızda teknik arkadaşlar varsa yani bu ne saçmalıyor diye söylemesinler, olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yani bizim makaleleri tam okursalar anlayacak arkadaşlar. Teknik anlamda çok karmaşık bir konu. Ölçüm bilgilerinin, bazı ölçüm bazlarının paylaşılması gerekiyor. Protokolün tamamlanması için. Ama anlık olarak elektronun kendi iç dünyasındaki etki anlık. Ama bizim için değişen bir şey yok. Bizim için biz ışık hızıyla... Aslında onun bir doğası gereği, yani bir parçacık değil, iki parçacığın sistemini total bakmak. Evet, yani aslında dualitede bakma total sisteme, evet, biz içine giremiyoruz. Olayın tabii güzelliği zaten bu. Ölçüm yapana kadar sen elektron artı mı eksi mi çıkacağını bilmiyorsun. Evet. Hani adamın verdiği örnek, anladın gibi mı? Kağıt kapalı olan, yani. Evet, mesela diyelim iki, elimizde iki elektron var. Ben ölçüm yaptım, artı veya eksi buldum. Sen ölçüm yaptın, artı veya eksi buldun. Dolanıksalar bu elektronlar. Ben zıt eksi çıkacağını bulduysam, biliyorum. Zıt veya aynı. İki farklı, yani o artık nasıl tanımlıyorsun. Sen diyorsan ki bunlar zıt spinlere sahipler. Dolanıklık zıtlık üzerinden, dolanıklık paralellik üzerinden de olabilir. O da olabilir. Bizim tamam, elimizdeki sistem diyelim eksi çıkıyorsa artı çıkmak zorunda. Ben Yozgat'ta ölçüm yaptım, eksi buldum. Sen ölçüm yapmadın ki, sen Andromeda galaksisinde takılıyorsun. Senin eksi bulduğunu bilmem lazım. Yani, evet. Yani peki sen bir ölçüm şekilde yaptın, artı buldun. Peki sen benden önce ölçüm yaptığını bilmiyorsun. Benden sonra da ölçüm yaptığını bilmiyorsun. Senin bir bilgin yok. Hatta sen belki benden önce ölçüm yaptın, ben senden sonra ölçüm yaptım. O yüzden yani şey yapamam. Mesela atıyorum işte artı diyelim ki bir anlama geliyor. Yani evet ve hayır diyecek diyelim. Artı evet, evet, eksi hayır olsun. Yani bir soru iletişime geçeceğim, işte bilmem ne galaksisini patlatalım mı? Yozgat'taki merkeze soruluyor. Yani o artı verdiyse ben de eksi çıkacağını bilmiyorum. Çünkü aynı anda ölçmem lazım. Ya da hani ne verdiğini bilmek için gerekiyor. Yine iletişime geçmen ya, lazım. Pratikte çok sorunlar var. Atomik saatleri senkronize etmek büyük zorluk. Aslında bu deneylerin en büyük kısmı şeydi zaten. Bu o deneyleri gerçekleştirirken mesela... insanların bu deneydeki kusurlardan ötürü uzun bir süre güvenmediler. 2017 olması lazımdı. Orada loophole free, bu loophole dediğimiz bir kavram var. Bu deneydeki, atıyorum mesela fotonlarla çalışıyorsanız dedektörlerdeki arızalar, hatalar, dedektörlerdeki bu keskin ölçmek gerekiyor problemleri. Yani. Adamlar diyor ki senin sisteminde deneysel hatalar
Dan ötürü belki sen dolanıklık varmış gibi düşünüyorsun. Çünkü dolanıklık dediğimiz şey şu. Bir korelasyon ölçümü yapıyoruz. 2'den fazlaysa klasik limit 2. Klasik olarak bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliği çözdüğümüz zaman ve ölçüm yaptığımız zaman 2 bulmamız gerekiyor maksimum. 2'nin üzerine çıktığımız zaman dolanıklığı kanıtlamış oluyoruz. Ben 2.1 ölçtüm ama benim deney sistemimdeki hatalardan ötürü artı eksi 0.1 var. Mesela. Ben 2'nin aşağısına düşebiliyorum değil mi? İşte 2'nin aşağısına düşebilinen tüm deneylerde loophole var dendi. 2017'de Delft Üniversitesi'nde, TU Delft'te loophole free, yani deneysel anlamda bile hataları saydığın zaman dolanıklılığın kanıtlandığı bir deney yapıldı. Hatta zaten bu çalışmaya bunun verilmesinin önünde ben o deney olmasaydı büyük ihtimal bu çalışma verilmeyecekti. Oradakine çünkü vermediler mi deneyi yapana? Yok, oradakine verilmiyor çünkü oradaki aslında olay şu, deneysel anlamda çok parayı basanın yapabildiği işler. Yani, ha, o yüzden aynen. İmkanlarla. Hollanda'nın yani, imkanı var Delft'in. Hollanda'nın oradaki grupların teknik, deneysel imkanlarıyla milyon dolarlar harcayarak daha önce yapılmış bir deneyi tekrarlıyorsa ama kredi yine Zeilinger'e gidiyor. Tabii. Kredi çünkü 1982'de bu deneyi ilk yapan kişi kendisiydi. Onun açtığı bir alandan, yani o güne kadar insanların aklında kuantum dolanıklığın bir uygulaması olabileceği bile düşünülmemişti. Hatta 1984'e kadar halen düşünülmemişti. İki tane matematikçi, iki sayfalık bir makaleyle, ya matematikçi bu arkadaşlar, biz bu kuantum dolanıklıkla falan kuantum şifre yapabiliriz diye açığa çıkana kadar kimsenin aklında kuantum dolanıklığın bir uygulaması olacağı bile belli değil. Yani. Şu an kuantum bilgisayar falan yapılıyor. Tabii. Düşündüğümüz zaman Google'ın ve diğer şeylerin var kuantum bilgisayarları. Şu an herkesin var. Şu an PsiQuantum'dan olduğu üstünlükler gösterildi. Yani klasik bilgisayarların yapamadığı işlerin yapıldığı gösterildi. IBM'de çalışılıyor. Gelecekte bu işin merkezi bu olacak ama ben onu da söylemek zorundayım. Yani en azından fotonik kuantum bilgisayarları, ışıkla çalışan kuantum bilgisayarlar için öyle 3-5 seneden bahsetmiyoruz. Biz gelecek derken bilimde biraz, yani ben görürsem şanslıyım. Ha, okey. Tamam. Buray'ın yaşını bilmiyorum. Senin yaşını bilmiyorum ama ben kendim görürsem derim ki şanslıyım. Bir, şöyle güzel ama bir yine bilgisayar gördüm. Heyecan. Şimdi şöyle bitiriyor gibi oluyoruz. Onu soracağım. Evet, dinledik. Çok heyecanla dinledik. Sunumu yapan hocalarımız güzel sunum yaptı. Konuşuldu, edildi. Ama insanların aklında işte o kuantum ışınlanma, bilgi aktaracağız. Bunlar söndü. Senin anlattıklarında aslında olması gereken. Çünkü o popüler bilimi niye sevmiyorum ben? Hep söylüyoruz. Yani biz bilim iletişim platformu, popüler bilim değil. Popüler bilim platformu olsaydık ya da ne bileyim bu dediğini hani anlattığını yapsa işte ışınlanma bilmem ne falan gibi duyururduk. Şimdi bu evet acı ama gerçek. Peki ama sana sorum şu. O zaman bu seni heyecanlandıran bu ödülde ya da bizi fizikçi olmayanları heyecanlandırması gereken şey nedir diye sorayım son soruyu. Tamam. Kişisel olarak beni heyecanlandıran şey en azından Nobel ödülü alan makalelerden birisi. Benim hocamın ilk yazarı olduğu makale olması. Dolayısıyla o yani gurur bize de diyorsun da, geliyor düşüyor. O gurur buraya da geldi çünkü Zeilinger'in ilk aradığı kişilerden birisi. Çok bizim güzel oldu. Çünkü son yazarı o zamanlar doktor öğrencisiydi. Yani doktor öğrencisiyken yaptı. Yani o çalışmayı masada deneyini yapan, kuran, programını yazan kişi aslında Gregor'du. Benim hocamdı. Zeilinger'de grubun lideriydi. Aslında şu an nasıl ben bir asıl işi yapan Gregor, yani asıl Nobel şeyi yapan o, evet yani bir açıdan. Yok aslında da şöyle oldu, yani projeyi yazmak, projenin fundingini yazmak. Bir doktor öğrencileri genelde doktoraya başladığımız zaman belki sizde farklıdır ama bizde genelde yapılacak iş bellidir. Tabii öyle oluyor. Sen o işi yapmak için zaten sen çok düşünmezsin ne yapacağına dair. Sen genelde yani elini kirleten kişi doktor öğrencisi aslında. Yani, ilk yazar, makaleyi yazan şey elini kirleten kişi doktor öğrencisi. Sonuçta ilk yazarlar, işte atıyorum bizim de bir makalemiz çıktı geçenlerde. Front cover'da çıktı. Tebrikler. Nano Letters'da. Orada ilk yazarım ben. Ama makale son yazar kimse. Aslında makalenin funding'i, makalenin projesini falan yapan kişi odur. Kredi ona gider. Tabii Zeilinger'in doktordan itibaren yani grubu kurması, funding'leri yazması, projesini oturtması, bu alanda hiç kimse bütçe harcamıyorken milyonlar harcayıp sonuç alması onun Nobel almasını sağlayan şey. Kişisel anlamda bizi ilgilendiren şey en azından Gregor'un kredisi çok yükselmiş oluyor. Kendi grubumda ve funding problemi çekmeyeceğimiz konusunda emin olmuş oluyoruz. Yani önümüzdeki yıllarda gruba bir şey lazım olduğunda
Çok net. Yani, ya da senin post dokun inşallah olursa onlara rahat olur. O şeydi aslında bizim alanda çalışan tüm fizikçilerin geleceğini biraz böyle yani şu an doktora bu alan artık şey bir legitimate bir alandır. Bu kabul edilebilir bir alandır. Yani çalışım geçen sene kara deliklerden sonra öyle istatistikler var. Bir ara bulursam tam sayılarını atarım ama böyle bildiğin polinomsal artışlar gözlemleniyor. Nobel ödülü yayınlanan çalışmalarda sonraki tabii, hemen yıllarda lisans, şey yüksek oluyor. Lisans, doktor öğrencilerinde şunu söyleyebilirim. Şu an Türkiye'de televizyon kanallarından Evrim Ağacı'na, Gelecek Bilim'de yer. En basitinden en karmaşığına bütün sistemlerde, bütün anlatım platformlarında bu konu konuşulacak. Konuşulacak. Televizyonlarda Türkiye'deki okullardan büyük hocalarımızı çağıracaklar. Daha rahat ortamlarda Twitch'te biz konuşacağız. Bilen de bilmeyen de Reddit'te. En azından gündeme gelecek işte. Evet. Evet. 3-5 ay gündemde kalacak. Sonraki yıl Nobel ödüllerinin açıklanmasına kadar. Evet. Ve bu arada doktor öğrencilerin, yüksek lisans öğrencilerinin sayısı artmaya başlayacak. Fundingler, projeler artmaya başlayacak. Çünkü Nobel ödülü verildiyse bu alan iyi etkisi oluşturuyor. Aslında hiç alakası yok. Çünkü zaten bu alanın şu an bence zirve noktası... İyi olduğu için aldı zaten. Yani tam zirve tersi. Zirve noktası değiliz. Zirve noktası 2000'lerdi. Şu an aslında bir maksimumunu gördü. Şu an stabilize olmuş durumda kuantum bilgisayar çalışmaları. Maksimum 2000'lerdeydi. 2000'lerde milyonlar yatırılıyor. Herkes bunu çalışıyordu. Şu an herkes farklı alanlar çalışılıyor. O Nobel'leri 20 sene sonra göreceğiz. Aslında biraz böyle çalışıyor Nobel. Yani geçen seneki Roger Penrose yani kara delik konusunu 1990'larda 80'lerde ortaya çıkarttığı eskiden oluyor tabii. 2020'de aldı. Zeilinger'in çalışması 2000'de ya 1998'de yapılmış çalışma. 2020'de aldı. Aspen'inki 1982'deki çalışma. Neredeyse yani. Üzerinden yani 40 sene geçmiş. Hatta tam 40 sene geçmiş. Bunlar biraz öyle işliyor. Bizim faydamız şu. Bizim alanda bütçeler artacak, fundingler artacak, konuşulurluk artacak. Diğer insanlar için çok fazla... Bizim için ne? Evet onu diyeceğim. Fizikçi olmayan için ne önemi var? Fayda, baktık fayda o kadar kolay değil. İlla böyle faydacı da bakmak lazım ama önemi ne? Mesela gerçeklik anlayışımız düşünüyorum bizim. Hani sıradan insanı fizikçi olmayanlar için ne diyebilirsin o tarafta? Bu zor yani bir soru. Çok fazla bir şey aslında. Değişmemesi gerekiyor. Ortamlarda prim yapılabilir. Belki öyle bir etkisi olur. Yani konuyu bilenler kantinde falan ama böyle bizim işte. Teknolojimize nasıl yansıyacak bir 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl içinde? Hızlandıracak dedin iletişimi. Yansımış durumda zaten. Aslında yansımış şunu durumda anlatmak zaten. Gerekiyor. İnsanlar, şimdi akademiyle toplum arasında ben inanılmaz bir uçurum olduğu konusundayım. Gelecek yani bilimde onun için aslında köprü kurmaya çalışıyoruz. İşte onu diyorum. İnsanlar farkında değil. Şu kullandığımız LED'ler, lazerler, bütün transistör teknolojisi, bütün bilgisayar teknolojisi. Yani şu an seni bana bağlayan şey aslında kuantum mekaniğinin sonucu olan çalışmalar. LED dediğin şey light emitted diode. Lazer dediğin şey herkes lazer diyor ama açılımı bir paragraf. Geçen konuştuk onu. Evet. Stimulation of emitted radiation tarzı böyle uzun bir cümle. Sayfalarca matematik. Lazer olmasaydı şu an yani herhangi bir şekilde lazer kesim yapılan bir ürün olmazdı. Fiber optik herhangi olmayacaktı. Şey küçük, fiber optik hani olmayacaktı. Amerika vesaire. Mesela Tansu Hoca ile konuşamayacaktık bu kadar. Bu şeyde yani bir şu basit. An, adam New York'ta mesela. Benim, hani. Şu bilgisayarda benim 1 gigabit per second upload hızım var. Çünkü direkt network'e kemikten bağlı olduğum için üniversite sisteminde bu hız olmayacaktı. Biz bakır kablolarda elektronların hızıyla işte ADSL dediğimiz sistemdeki 8 megabit falan böyle mutlu olacaktık ama daha ötesine geçemeyeceğiz. Bırak transistör semiconductor teknolojisi olmadığı için bilgisayar kavramları olmayacak. İşlemcileri şu an tabii, bulduğumuz tabii. çalışmalarda, şu an bulduğumuz çalışmalarda da ileride işimize yarayacak şey mesela kuantum bilgisayarlar search algoritmaları, arama algoritmalarında en güçlü klasik algoritmaya kıyasla çok 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 hızlılar. Yani burada kıyaslanamayacak bir hız farkı var. Günün birinde biz bunu çalıştıracak bir kuantum bilgisayarı yaptığımız zaman herhangi bir şeyi milyonlarca bir şeyin içinde aramak çok daha hızlı olacak. Yani bu belki senin günlük hayatta farkında olmayacağın bir şey olacak ama yani internette bir şey aradığın zaman çok arkada böyle misafirimiz var. Olacaksın. Yes. He's my colleague, Florian Kape. Hi. Hello. We were discussing about this like Nobel Prize of Day. There's like some Turkish popular science channel, so they invited me. Oh, cool. Not, so,
Science Communication Channel, please. Science Communication Channel. They don't call popular science channel. So I was thinking about, yeah, we are kind of close to this Zeilinger group, you know. I saw him last week. Yeah. He saw him last week. Geçen hafta, arkadaşı geçen hafta şeyi görmüş arkadaşlar. Yani ödülü alan adamı görmüş. Zeilinger'ı görmüş. Aynen, bayağı yakınlar. Evet. Zaten şey, evet. Gregor'la çok yakın bir şey diyeceğim. Gelmez mi ya Zeilinger? Ya senin geçen hocam, sene yayına. Biz gelecek bilimde yayına çağıracaktık. YouTube'da falan yaparız. Vardı. Şöyle hani duyururuz evet, ederiz. Evet, gelecek sene olsa olurdu. Şu an biraz şimdi kalabalık. Herkes olurdu. Arıyor onu. Bir tek gelecek bilimde yani aramadığı gelecek için. Gelecek sene şeydi zaten. Biz konuşmuştuk. Burak'la gelecek sene %100 gelirdi. Kendisine rica etsem ama şu an yani sanmıyorum telefonun sustuğunu. Şu telefonu, an yani evet. Gelecek bilimden ötesinde büyük ihtimal Amerika'nın en büyük kanalları falan davet ediyor. Keşke yani önce sıralar... çağırsaydık be. Derdik ki bak Nobel kazanmış kişiyi çağırdık. Bak, o yapılabilirdir. Onu ama ne olur mesela atıyorum Gregor'u çağırabiliriz. Gregor yan odamda zaten senin galiba. Gregor yani bir gelsene gibi. Evet, Gregor'la konuşulabilir. O da çok meşgul olacak. Bu konuyu tabii o da meşgul. Ya biraz soğuyunca aslında detaylı ben şey de gösterdim. Playlist'in linkini de attım ve ya gösterdim Türkiye'den de. Türkiye'den biri çağrılacaksa Türkiye'den Serkan Ateş. Mesela kuantum o olabilir. Kuantum dolanıklık konusunda deneysel kuantum dolanıklık kuantum aslında bizim yaptığımız işlerin aynısını yapan Türkiye'de Serkan Ateş hocamız var İzmir'de. Zaten Peter Michler'in ve Peter Lodach'ın öğrencisidir. Gregor'un da çok yakın arkadaşıdır. Bilirler birbirlerini. Avrupa'daki yani bu komünite içinden gelmiştir. Peter Michler'i Google'da aradığınız zaman Zeilinger'den çok uzak olmadığını görürsünüz evet, ama evet. Bunlar yeni nesil hocalar. Belki şey olabilir Yusuf hocam. Hani Serkan hocayı alabilirsiniz Twitch'te konuşursunuz. Evet. Biz sonra onu keseriz çünkü Twitch yayını uzun oluyor ya hani biz onları kesip video olarak atabiliriz kanala ana yani kanala da çok da güzel olur. Serkan hocayla şeyini öğreniriz. Sadece gerçekten yapılan deneyi. Çünkü dediğim gibi işin teorisine gideceksek Türkiye'de mesela ODTÜ'den Sadi Turgut hocamız var. Deney o teorik kuantum hesaplama, kuantum information konusunda, kuantum dolanıklık konusunda yani hocaların hocası dediğimiz bir isimdir. Sadi Turgut, Zafer Gedik. Bu kadar hocalar işin teorisini anlatırken Serkan hocadan bildiğimiz ya yani bu deneyin nasıl yapıldığını belki labdan içindeki, bağlanır mesela. Çok tabii, güzel olmaz bağlanır. Mı ya? Kendi labında mesela Christ datı var. Onlar da -269'a kadar soğutuyorlar. Oralara kadar nasıl soğutulduğunu falan anlatılabilir. Bu işin deneysel kısmı. Teori kısmı için zaten dediğiniz gibi Türkiye'de çok çok başarılı hocalarımız var. Zafer Gedik. Ne güzel Erkcan ya böyle Hoca, hocalarımız olması Sadi yani. Turgut. Evet Erkcan Hoca'ya yazmışlar chatte de evet. Tabii tabii yani bu hocalarımızdan işin teorisini zaten Sadi Turgut'un YouTube'da yayınları falan var. Açıp izleyebilir arkadaşlar. Genelde bugüne kadar 50-60, 100-200 izleniyor bu tarz yayınlar. Çünkü yani Sadi Hoca anlatınca çok niş konu bir de şey zaten gibi anlatmıyor. Ya. Böyle hoca gibi anlattıkları için. Popüler biliminden de uzak ama dersten az. Arada bir yer. Tabii yani. Arada bir Erkcan Hoca güzel anlatıyor bence. Erkcan Özcan'a Erkcan biz Hoca çok iyi. Ulaşmaya çalıştık ama şey yapmadı. Çıkmıyorum ben de. Yani Flu TV'ye çıkıyor sadece. Ya, herhalde anlaşması hoca, mı var ne? Başka yere çıkmıyor. Yok yok. Hoca onu şey yapmıştır. Başka yere çıkmıyor yani. Biz denedik ama ya yüz yüze de denedik. Gönüllümüzü gönderip yüz yüze de sorduk ama Erkcan Hoca yok ama biz söyleyelim açık olarak söyleriz biz bunları. Transparanız yani. Hani söyleyelim ki belki gider ısrar edersiniz. Ya gelecek bilimde çıkmıyormuşsunuz hocam falan yaparsınız belki. Hoca biraz daha şey yapabilir. Peki. Ama Yusuf hocam. Konusu da var. Yani Erkcan hocanın bildiğim kadarıyla Erkcan hocanın tam çalıştığı bir alan ha, mesela değilse aslında zaten gerek yok. Bizde evet. Şey var. Tansu Hoca zaten direkt açık açık söyledi yani. Tam bildikleri tabii bütün hocalarımız her konuda büyük ihtimal benden iyi biliyorlar. Ona bir lafım yok. Yani Erkcan Hoca dolanıklığı benden iyi biliyordur. Her konuda. Ama yani hocalar konusuna gidildiği zaman Türkiye'de bu alanda çalışan, ders olarak dolanıklık anlatan hocalarımız falan var. Deneysel anlamda dolanıklık neydi bir daha söyler misin ismini gösterelim resimleri mesela, gösterelim Sercan, Serkan Hoca Serkan Ateş, Serkan, Serkan, Ateş, Serkan, Ateş. Serkan Ateş İzmir Sadi Yüksek Turgut, Teknoloji'den ODTÜ'den, İzmir Yüksek Teknoloji'den kendisinin kuantum optik laboratuvarı vardır zaten bu yapılan deneylerin çoğu kuantum optik yani fotonik ışık deneyleridir aslında elektronlarla falan çok yapılmamıştır, tekrarlanmıştır ama asıl mevzu ışık üzerinedir bu gösterilen çalışmalarda. Hemen gösteririm Serkan, Serkan Ateş. Şimdi. Şu sonrasında galiba. Sadi doğru Turgut mu? Turgut hocamız. Bakalım. Sadi Turgut hocamızın gördüm. YouTube'daki videoları Serkan Ateş değil mi? Bak.
Evet, Serkan Öteş. Arkadaşlar. Biz Serkan hocamızı çağıracağız zaten. Gelecek bilimde çağırdık daha önce. Tamam. Anlattık gelecek bilimde de. Sade Turgut hocamızın da yani YouTube'da şöyle ODTÜ'de yaptığı böyle sınıfta yaptığı sunumlar falan var. Belki ses kalitesi çok iyi değildir. Evet, Turgut hocam. Ama yine yani izlenir, izlenebilecek şeylerdir. Hı hı. Profesör Sade Turgut, evet. Bak burada var. Yani Metaphysics Society'den falan var. Zafer Gedik hocamız vardır. Evet. Zafer Bak Gedik mesela hoca... fizik sohbetleri, zaman yolculuğu mümkün mü? Zafer Gedik hocaya bakalım. Yani Zafer hocanın 8 sene önce YouTube'da Bell Einstein'a karşı kuantum gerçeklik ve Bell deneyleri diye bir sunumu var. Bir saatlik. ODTÜ'de verdiği bir seminer. 8 sene Hı-hı. önce. Ve bu 8 sene önce YouTube'a yüklenmiş. Ben şunu sana chatten göndereyim Zafer. Göndersene bir açalım. Yolladım. Ya, yani işte ileri görüşlülüğe bakar mısın yani? Hocalarımız var. Ben her evet. sene Nobel açıklanmadan önce Zeilinger bu sene alacak yazıyordum. Bugün de yazdım Twitter'da. Hı-hı. Nobel'den 5 dakika önce. Please Zeilinger yazdım. Bu sefer tuttu. Yani evet, son 3 yıldır her sene. 2013 ya inanılmaz yani, ya. 2013 yani çok öncelerinden bu konuda. Yine bir şey söyleyeyim mi? İzlenmesi çok iyi bir şey böyle bir konunun ya. 10 bin izlenmesi. Yani 8 yani, yıldır. Şunu bin. Diyorum. Ya benim hoşuma gitmeyen şey aşağıda mesela yalan yanlış videoların böyle saçma sapan bilim kanalları Hı-hı. adı altında 300-400 bin izlenmesi tamam mı? Yani işte sorun şey yani orada duyduğun her şey yanlış. Burada duyduğun her şey doğru ve ilk slaytta bile gördüğün gibi matrisler, formüller falan var. E zaten şey sen, işin içine bu kadar giymeyeceksen de işin içine girmiş insanların, mesela biz nasıl psikologlara, psikiyatristlere güveniyorsak verdikleri tedavide şey söylemiyoruz yani. Ben gidip araştırıyorum. O da oluyor, bunu, o da oluyor. İşte olmaması gerektiğini söylüyoruz evet. ya mesela. Evet. Bu da aynı mantık. Sen de fizikçilere güveneceksin. Bu kadar zaten işin içine girmiyorsan fizikçi ne diyorsa... Işık hızından hızlı iletişim veya ışık hızından hızlı teleportasyon falan mümkün değil. Niye diye soruyorsan böyle saatlerce anlatmamız lazım. O kadarına girmek istemiyorsan buna inanacaksın. Gidip de YouTube'da gördüğün bilmem neyi bilim, bilmem neyi bilim tarzı kanallardaki böyle çok seksi ses tonuna sahip bir anlatıcının slaytlar eşliğinde anlattığı evrenimizin bilinmeyen, keşfedilmemiş sırrı yok öyle bir şey. Ben üzerine tez yazdım. Benim tezim dolanıklık üzerine. Yüksek lisans tezim. Yani şey, yani bilinmeyen böyle kanallar tez yazdım ben. Böyle kanallar bilinen ya yani böyle kanallar o alanda kişileri konuşturuyorsa veya içerik hazırlarken onlardan arkada illa çıkmak zorunda değil destek alıyorsa ne âlâ. Ama dediğin gibi kendisi bir şekilde basitleştirdiğinde o basitleştirme içinde hem bilgi kayboluyor hem yanlışa düşülebiliyor. Ben herkes kendi alanından biliyor. Ben mesela işte Instagram'daki psikolojik temalı kanallı yani hesaplara bakın. Yani bakayım ben. Hani bir gün öyle bir yayın yapsak çok güzel olur aslında. Böyle tek tek bulup bulup bu doğru değil, şu doğru değil vesaire yapılabilir. Yani bitmez yani. O yüzden burada şöyle bir şey var aslında. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Hani biraz zorlanıp biraz anlamaya çalışırsan doğru bilgiye erişiyorsun. Senin hayatında da o tahminleri, prediction'ları doğru çıkıyor. Ha o kadar benim zamanım yok, enerjimi harcayamam diyorsun. O zaman basitini alıp evine döneceksin. Bu kadar yani şeyle ilgili bir durum. Evet, peki yani Yusuf Hocam son sözlerinizi güzel alalım. Güzel veren kişilerden alacaksınız. Aynen. Son sözlerim şu olsun. Biz zaten önümüzdeki hafta bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Gelecek gündeki yayını kaçırmasınlar. Herhalde bu çarşamba olmaz ama sonraki çarşamba. Twitch kanalımızda uygun bir tarih, değil mi? Uygun bir tarih bulursak belki hızlı bir şekilde yapmak için Burak'la konuşurum onu. Yakın bir zamanda çünkü yarın ben müsait olamayacağım. Bu hafta içi bir gün veya haftaya duyuracağız. Detaylarıyla tabii Twitch'te ben hep şey anlatıyorum. Seviye seviye anlatım diye benim YouTube videolarımda falan da öyledir. Yani i̇lk baştan bunu anlayacaksınız izle. Arkadaşlar. Evet. Sen ilk 5 dakikada bittiysen çık. Tamam yani. Aynen öyle. Bayağı şey diye anlatıyorum. Benim YouTube videolarımda appendix var abi. YouTube videosuna appendix koyan ilk kişi olabilirim dünyada. Videonun sonunda appendix geliyor. Appendix'te videonun başında söylediğim matematiksel hesapların proof'unu falan gösteriyor. Appendix kısmını anlamak isteyenlere. Biz de öyle başlayacağız. En başta basit bir şekilde, herkesin anlayacağı bir şekilde anlatacağız. Atıyorum Serkan Hoca'ya çağırız, anda konuğumuz olur. Yani başını izle, sonra devamını evet, ilerleyeceğiz. Kadar. Sonra her geçen dakika, sonlarına doğru 5-6 kişi kalsak bile bayağı böyle tahtada artık işin.
matematiğini, evet, formülünü, İngilizce kavramların girdiği, kimsenin Türkçe konuşmadığı ama Türkçe gramer kullandığı bir yayına doğru evrileceğiz yayının sonunda. En baştan başlayacağız, sona doğru gideceğiz. O zaman takipte kalsınlar. Twitch TV, Gelecek Bilim'de. Hem takip edin oradan, o bedava, hani abonelik gibi değil, takip edin. Bir de çan var, orada da çan var, ona tıklarsanız zaten açık geliyor Twitch'te. Twitch uygulamasında size hemen Pisi Bilim bu konuyu konuşmaya başladı diye gelir, kaçırmamış olursunuz. Kayıtlarını da hepsini atmıyoruz arkadaşlar, o yüzden canlı izleyin. Yani tamamını da saklıyoruz bazen ama bazen de saklamıyoruz, o yüzden canlı kaçırmamaya çalışın. O bilgiler önemli, onu söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam size. Buradan toparlıyorum yayını artık. Size iyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz. Herkese selam. Pardon, erken bastım. Herkese selamlar demişti hocam. Şimdi arkadaşlar, bayağı 2 saate yaklaşan güzel bir yayın yaptık. Nobel Tıp ve Nobel Fiziği bence güzel bir şekilde konuştuk. Tıp kısmında, yani fizyoloji kısmında evrimsel antropolojiydi konu. Ezgi Altınışık geldi. Burada da bugün ben naçizane çevirmeye çalıştım. Tansu Daylan Hoca ve Yusuf Hoca birlikte, Yusuf Karlı Hoca ile birlikte detaylıca konuştuk. Hem Nobel'in politik kısmı, tarihi kısmı, hem ödülle ilgili konuştuk. Bu açıdan da bence güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Eğer hoşunuza gittiyse, merakınızı cezbettiyse, yeni bir şeyler öğrendiyseniz takibe bekleriz sizi. Abone olabilirsiniz, çana tıklayabilirsiniz en basitinden. Like'a basabilirsiniz en basitinden. Ondan sonra maddi imkanlarınızın el verdiği ölçüde de katıl abonesi olabilirsiniz. Chat'ten süper chat veya sticker'la veya video yayını bittikten sonra, canlı yayın bittikten sonra kanalımızda olacak bu video. Oradan da teşekkür butonu gözüyorsanız oradan da destek olabilirsiniz. Yayınlarımız devam ediyor. Uzay çağında yolculukla yayınlarımız var. Her cuma Bilim'de bu hafta var. Zaten bu hafta Sedat Hoca bu fizik kısmını konuşur, merak etmeyin. Bilim'de bu hafta cuma günleri takip ediyorsunuz. Pisi Bilim'in yayınları da Twitch kanalımızda, kaçırmayın. Oradan da böyle en detaylı öğreneyim diyenleriniz varsa da öğrenebilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bilimle kalın. Hoşça kalın.